Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayınlanıyor. Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 18 Ekim 2021 Pazartesi günündeyiz. Haftayı açıyoruz. Saatlerimiz de 7.12'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve elbette Süper Lig'de 9. haftada oynanan karşılaşmaları değerlendirmeye çalışacağız. Tabii haftanın maçı dün Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynandı ve ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren bir karşılaşma oldu. Fenerbahçe maçın hemen başında Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Fakat 23'te Kim'in gördüğü kırmızı kartla birlikte maçın da seyri, gidişatı değişti. Hemen sonrasında kullanılan frikikte Baksetas golü attı. Trabzonspor'a beraberliği getirdi. Sonrasında Bordo Mavili ekip bir kişi fazla oynamasına rağmen oyun üstünlüğünü, pozisyon zenginliğini en azından çok fazla gösteremedi. Fakat bu sefer de 87'de bir VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı ev sahibi ve yine Yunan futbolcu Baksetas topun başına geçti ve Bordo Mavili ekibi karşılaşmada öne geçirdi. Son bölümde de Fenerbahçe beraberlik golü istiyordu ama bu sefer de kendi kalesinde bir gol gördü. Yusuf Sarı 90+'da golü atan isim oldu. Maç 3-1 Trabzonspor lehine sona erdi. Tabii haftanın maçı zaten bugün o karşılaşmayla başlayacaktık ama tabii bir yandan da Fenerbahçe tarafının maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararları ve davranışlarıyla ilgili şikayetleri oldu. Maç sonu önce yönetim kurulu üyesi Erol Bilecik, ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakemle Ali Şansalan, hatta Ali Şansalan için Ali Maçalan ifadesini kullandı Ali Koç birkaç kez. Hatta bazı gazetecileri de bu Ali Şansalan dedikten sonra düzeltti. Bir isyanı vardı. Sonrasında takım gece geç saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Orada da Fenerbahçe taraftarı karşıladı ve orada da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir kez daha konuştu. Futbolcular konuştu ve Fenerbahçe için çok hareketli diyebileceğimiz bir gece geride kaldı ve bu hakem kararlarıyla ilgili açıklamalar, gelişmeler hafta boyunca da devam edecek gibi gözüküyor. Maçı da, bu kararları da elbette konuşacağımızı söyleyelim. 9. haftada Galatasaray 1, Konyaspor 0. Yine haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biriydi. Galatasaray 4'te Mustafa Muhammed öne geçti. İlk yarısını aslında iyi geçirdi. Bol pozisyona girdi ama ikinci yarı Konyaspor'un üstünlüğüyle geçti. Galatasaray geride kaldı. Toplu oynama yüzdesinde birçok istatistikte ama skoru korumayı başardı bu sefer ve hata yapmayarak 3 puanla ayrıldı. Puanını da Beşiktaş'ta eşitlemeyi başardı 9. hafta sonunda. Altay 0, Karagümrük 1. Yine aynı saatte oynanan bir diğer karşılaşmadaki sonuç buydu. Kasımpaşa 1, Göztepe 2. Ki iki formsuz diyebileceğimiz takım karşı karşıya geldi burada. Kasımpaşa şu anda 19. sıraya geriledi. Göztepe ise aldığı bu kritik galibiyetle 8 puana yükseldi ama hala küme düşme hattında yer almakta İzmir temsilcisi. Cumartesine geçelim. Adana Demirspor 0, Yeni Malatya Spor 2. Yeni Malatya'da Şumudika göreve gelmişti ve göreve gelir gelmez zorlu diyebileceğimiz Adana Demirspor deplasmanından galibiyetle ayrılmayı başardı Rumen teknik adam. Sivas Spor, Antalya Spor bu karşılaşmada da 2-2'lik beraberlik çıktı. Goller ilk yarıda geldi. Nuri Şahin'in burada da ilk karşılaşmasıydı Antalya Spor'da. Farklı bir düzenle, üçlü savunma anlayışıyla sahaya çıkardı takımını. Ki ligde üçlü oynayan takım sayısı da gittikçe artıyor. Öne geçti geriye düştüğü karşılaşmada 2-1. Sonrasında 45'te de Kayode'nin golü geldi. Sivas onun golüyle beraberliği sağlamış oldu. Giresunspor 2, Rizespor 0. Yine burada bir ev sahibi kazandı. Rizespor'da da kötü gidiş devam ediyor. 9 hafta sonunda sadece 1 puan olduğunu söyleyelim Karadeniz temsilcisini. Giresunspor ise ikinci galibiyetini elde etti. Puanını da 8'e yükseltti ama onlar da tıpkı Göztepe gibi hala küme düşme hattında
yer almakta. Ve haftanın açılış maçı Cuma günü oynandı. Başakşehir ile Beşiktaş arasında bu karşılaşmada gollü geçti. Ve ev sahibi Başakşehir yeni teknik direktörü Emre Belezoğlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada siyah beyazlı ekibi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Goller Okaka'dan 2 tane geldi. Gulbrandsen de yine Başakşehir'in 3. golünü kaydetti. Beşiktaş'ta ise Teixeira ve Batshuayi golleri atan isimler oldular. 9 hafta sonunda lider Trabzonspor ligin namağlup tek takımı kaldı. Konyaspor'un da yenilmesiyle birlikte. İkinci sırada Fenerbahçe var. 19 puanda 2 puan gerisinde Trabzonspor'un. 3, 4 ve 5. sırada da Beşiktaş, Karagümrük ve Galatasaray var. 17'şer puanla yer alıyorlar. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. ...7.22 saatlerimiz... ...hafta sonu oynanan karşılaşmaların... ...sonuçlarını sizlerle paylaştım... ...puan durumunun üst kısmını yine paylaştım... ...Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla da... ...değerlendirmelere başlayacağız... ...tabii zor bir karşılaşma... ...değerlendirmek açısından... ...Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi... ...biraz saha içiyle başlamaya çalışacağım... ...tabii ki sonrasında elbette... ...hakem kararları da konuşulacaktır... ...bir kere telefon hattını açacağız... ...sonrasında sizler de yine... ...görüşlerinizi... bizlere aktarabileceksiniz. Trabzonspor Fenerbahçe maç önü konuştuğumuzda iki takımın da artıları eksileri konuşuldu. Bordo Mavili ekipte Hamşik'in olmaması çok büyük bir kayıp olarak gözüktü. Acaba onun yokluğunda kim oynatır? Ağırlık herkes Siopis'in oynamasını bekliyordu ama Abdullah Avcı çok da şaşırtmayacak bir şekilde bana kalırsa Abdülkadir Ömür'ü tercih etti. Çünkü bu sezon çok farklı bir Abdullah Avcı var. Bordo Mavili ekibin başında daha garantici bir Abdullah Avcı iken şimdi daha risk alan, risk tercihler veren bir Abdullah Avcı görüyoruz ve Abdülkadir Ömür tercihi de buna paralel gelişti. Diğer tarafta Fenerbahçe'de Valencia sürprizi vardı diyebiliriz. O da uzun bir yolculuktan geldi ve bu karşılaşmada direkt 11'de başladı. Gustavo'nun yanında yine Crespo tercihi şaşırtıcı diyebiliriz ve maç da çok iyi başladı aslında. Trabzonspor dakika 2'de çok net bir pozisyona girdi. Gervinho ceza sahası içi 6 pastan vuruşunda savunma araya girdi. Hemen akabinde Fenerbahçe bu kez atak yapan taraftı. Orada da Diego Rossi aslında MLS'te görmeye alıştığımız plasesini ilk defa gösterdi. Ceza sahası içine çok iyi bir şutla Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Aslında her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi başlamıştı. Fakat 23'teki kırmızı kartla birlikte maçın da gidişatı tabii ki değişecekti. Bir kişi eksik oynamak Trabzon gibi bir takıma karşı deplasmanda zor bir iş. Ve hemen de o frikikte golü yiyince Sarı Lacivertli ekip maçın da zor geçmesi bekleniyordu ki aslında da öyle olmadı çok fazla. Yani Fenerbahçe bir kişi eksik olmasına rağmen Trabzonspor çok yaratıcı bir gününde değildi. Çok zorlandılar hücumda üretkenlik konusunda ve bir penaltıyla maçı çözebildi ve onu da dakika 87'de ancak yapabildi Trabzonspor. Bu açıdan hani kazanılmış bir maç var Bordo Mavili ekip adına ama oyun olarak da çok büyük soru işaretlerinin yaşandığını ben düşünüyorum. Fenerbahçe içinse bence 10 kişi kalmış bir takım olarak çok iyi bir karşılaşma çıkardı. Evet Barış abi sizden istiyorsanız başlayalım. Evet herkese iyi haftalar. Şimdi maçla ilgili ben önce kısa özetim şu. Ben iki takımı da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Zaman zaman yüksek tempolu, seyir zevki yüksek, keyifli bir karşılaşma oldu. Keyifli bir mücadele oldu. Trabzonspor benim beklediğimden daha risk alarak daha agresif başladı. Ben daha kontrollü bir oyun bekliyordum. Pereira beklediğim gibi bir Fenerbahçe çıkardı ama Abdullah Avcı beklediğimden daha hücuma yönelik bir Trabzonspor, daha risk alan bir Trabzonspor çıkardı. Özellikle Hamşik'in yokluğunda orta sahayı biraz daha tutmak ister diye açıkçası düşünüyordum. Ama orada şaşırttı ve çok da hızlı başladı. Hemen bir gol pozisyonuna girdi. Fakat arkasından Fenerbahçe de hemen pozisyona girdi. Çok arka arkaya pozisyonlarda Fenerbahçe'nin hemen erken gol bulması
bütün maçla ilgili açıkçası beklentimizi değiştirdi. Çünkü uzun süre iki tarafın birbirini tartacağı, Fenerbahçe'nin özellikle yenilmemek için kontrollü oynayacağı, Trabzonspor'un da mahalle baskısından dolayı, şehir baskısından dolayı, ki maça çıkarken daha Abdullah Avcı hatırlarsan şey dedi, işte dedi, ne olur dedi, destek olsunlar 90 dakika evet. falan filan, yani o kadar çekiniyorlar ki o maçın gidişatıyla alakalı taraftarın aleyhe dönmesiyle Trabzonspor'a sağ avantajının dezavantaja dönüşmesinden o kadar çekiniyorlar ki maçın başında rica minnet taraftarı uyarılarda bulunuyorlar, yani onu görmüştük. Tabii Fenerbahçe'nin çok erken gol bulması, ki o golü Trabzon'da bulabilirdi. Yani iki tarafta gerçekten birbirinin üzerine giderek canlı başladılar. Ben iki tarafta bu kadar etkili başlayacağını düşünmüyordum. Golü bulan Trabzon değil, Fenerbahçe oldu. Bu hem bir şans hem bir beceriydi. Fenerbahçe'nin yine rakip sahası içinde çok adamla gelmesi ve baskı yapması, rakibi hataya zorlaması, Trabzon'un yumuşak karnı zaten birinci bölgede, kolay top yapamamaları, kolay top çıkaramamaları, hata yapmaları, bireysel hataya müsait bir birinci bölgesi olması, ki aslında Trabzonspor'un stoperleri başarılıydı dün. Ama genel olarak Trabzon'da bir birinci bölge sorunu var ve Berat'ın orta sahada yalnız kalmasıyla ve birinci bölge problemiyle Trabzonspor'un yumuşak karnı da orası. Fenerbahçe de buraya oynamış. Hareketli bir Fenerbahçe. Önde baskı yapan bir Fenerbahçe. Ki 1-0 Fenerbahçe öndeyken, işler Fenerbahçe'nin için yolunda giderken ikinci sarıdan kimin atılması kırılma anı oldu. Orada bir anda her şey döndü. Yani orada hem bir frikik golü geldi atılmayla birlikte, 1-1 oldu maç. Hem de Fenerbahçe 10 kişi kaldı ve ondan sonra tabii Fenerbahçe çok efor sarf etmek zorunda kaldı. Barış abi, sonrasından önce Altay'ın o frikikteki hem barajın altına yatan oyuncuyla alakalı hem de hatasıyla ilgili bir yorum yapmak ister misiniz? Altay da çünkü dünün aslında eleştirilen oyuncularından biri oldu. Normalde hani tuttuğu topu içeri aldı. Evet. O bir hata zaten baş başına, bir de şimdi baraj altına koyduğu futbolcunun yanından gol yemesi. Altay'ın frikik golünde tabii ki hatası açıkça görülüyor. Yani topu alıp içeri taşıdı Altay. Ve sonra da dışarı atmaya çalıştı. Zaten bir daha sonra gol oldu ama topu aldı, içeri soktu. Fazla üzerinde duracak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Altay'ın bir sonuçta frikikte barajla ilgili de şanssızlık diyebilirim. Barajda bunlar olabilir. Yere oyuncu yatırma adeti yeni çıktı biliyorsun. Bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor. Barajı kurdurdu. Barajın kurulmasında bir sorun olduğunu açıkçası çok düşünmüyorum. Bir şanssızlık orada. Ayrıca da Altay'ın da tabii ki topu tutup içeri taşıması bir kaleci hatası. O da tartışılmaz bir hata ama sonuçta bu hatalar var. Ben Altay üzerinden de bu maçı okumanın Fenerbahçe'nin mağlubiyeti açısından doğru olduğunu düşünmüyorum. Bıraktığım yerden devam edersem 1-1'de bir anda kırmızı kart ve 1-1 bir anda işler Fenerbahçe için iyi gidip, aslında Fenerbahçe çok da istediği gibi bir oyunu erken bir golle bulmuşken 11-11'de maçı kazanabilecek şeye senaryo taşımıştı Fenerbahçe. Ve açık söyleyeyim, öyle oynansaydı da maç, Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Çünkü senin de söylediğin gibi bir kişi fazla maçına rağmen Trabzonspor hamşiksiz çok etkili olamadı. Her ne kadar Bakasetas üzerinden bir sürü şeyler üretmeye çalışsa da Mbakame'nin sakatlanıp çıkması o tarafta çok sıkıntı yarattı. Sonra başka sakatlıklar vesaire de oldu Trabzon'da, işleri bir türlü şey yapan, zora sokan, ama günün sonunda işte bu sakatlıklar, şunlar maç içindeki farklı kırılma anlarıyla, ama temel kırılma anı kimin atılmasıdır. Maç dengelendi ve Trabzon lehine bir anda döndü ve Fenerbahçe çok büyük efor sarf etti. 1-1'le ve 10 kişiyle uzun süre bu maçın böyle gitmesi, hatta Fenerbahçe'nin de maçı yine kazanabileceği gibi bir ısırganlık ve dirilik içinde kalması, bence Fenerbahçe'nin de bugün kaybetmiş olmasına rağmen takdir edilmesi, övülmesi gereken bir tarafı. Fenerbahçe iyi bir takım oldu ve bence bu mağlubiyete rağmen şampiyonluğunda güçlü adayıdır. Bu cümlemi unutma, sonra sonunda bir şeye bağlayarak bitireceğim bu cümleyi niye ettiğimi. Niye Fenerbahçe'yi şampiyonluk adayı olarak, güçlü aday olarak bu mağlubiyete rağmen gördüğümü söyleyeceğim. Şimdi çok tartışılan pozisyonda benim düşüncem, hakemin kararı doğru. Gole giden oyuncu arkadan kim, hem rakibi hem topu kaybetmiş vaziyette. Pozisyonu pozisyonu kaçırmış vaziyette. Geç kalmış vaziyette. Almış gidiyor. Top önünde. Rakip kontrol içerisinde
içerisinde ve gole doğru gidiyor. Dolayısıyla arkadan gelen var. Pozisyon biraz daha çapraza doğru diye sarı kart gösteriyor. İkinci sarıyı gösteriyor. Direkt kırmızı göstermiyor. Açı biraz daha kaleye doğru olsa direkt kırmızı da gösterebilecek bir pozisyon. Ağır kart, yani faulü ver tamam ama kart ağır diyorlar ama bence orada sarı kart doğru karar. Bir sarı kart da birkaç dakika evvel görmüşsün. Dolayısıyla kimin atılması da bir pozisyon şanssızlığı, geç kalması kimin diyebilirsin ve çok zaten kritik Fenerbahçe için bir dönüm noktası olumsuz anlamda. Ama maçta böyle şanssızlıklar yaşandı yani daha sonrasında iki tane de sakatlık Trabzon'da vesaire. Gerçekten heyecanlı bir derbiydi. Ben hakemi doğru buluyorum. Yani haklı buluyorum. Hakemle ilgili bu isyanı doğru bulmuyorum. Bence kart da doğru. Frikik de doğru. Trabzonspor'un penaltısı konuşuldu çok. Orada da onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Yani maçın oraya kadar kalması. Tabii Trabzonspor sakatlıklarla da birlikte 5 oyuncu falan değiştirdi ama bu 75'e kadar Fenerbahçe oyuncu değiştirmedi. Hani hatta atılmayla beraber Luis Gustavo stopere geçti. Fenerbahçe bir tek Serdar Dursun'un Serdar seyrini aldı 62'de. 62'de o merkez üçlüyü merkezi değiştirmedi. Yani 75'e kadar 70 küsura kadar 5 oyuncu değiştirmişken Trabzonspor Fenerbahçe'nin sadece 60'ta Valencia Serdar Dursun değişikliği. Fenerbahçe çok efor sarf etti. Çok yoruldu ve o yorgunlukla da son bölümde iyice kapandı. Ve artık dönen hiçbir topu alamamaya başladı. Tamamen Trabzonspor'un dönen topları çok kolay, çok hızlı alması, fazla geri kendi yarı sahasında koşmak zorunda kalmaması. Çünkü Valencia çıkana kadar son 5-10 dakika 50'den sonra falan zaten topla buluşamaz hale geldi Valencia. Kendi tek başına çırpınır hale geldi. Tek başına mücadele eder, kavga eder haline geldi Trabzon savunmasıyla ki ara ara da şeyler yaşandı, gerginlikler yaşandı. O yüzden çok yalnız kaldı Valencia. Koptu Fenerbahçe'nin hatları. Serdar Dursun girdikten sonra Serdar Dursun yalnızları oynadı. Bir şey değişmedi. Çünkü Fenerbahçe hakikaten ki ben takdir ediyorum çok efor sarf etti, çok yoruldu. Son bölümde Trabzon'un baskısı ve golde geliyorum diyordu açık söylemek gerekirse. Bu Fenerbahçe'nin bir 10-15 dakika bence 2-3 değişiklik daha yapabileceği Pereira'nın gecikmesidir. Pereira'nın hatasıdır. 60-62'de Valencia'yı değiştirirken bence 2-3 oyuncu birden değiştirseydi o 10-15 dakikayı Fenerbahçe'yi daha da yormasaydı saha içerisinde belki Fenerbahçe son bölümde de ayakta kalıp diri kalıp penaltıyla beraber ve ondan sonra 3. gol zaten artık maç koptu son bölüm. Bu golleri de yemeyebilir ve maçtan bir beraberlik çıkarabilirdi. Zaten Fenerbahçe'nin ağır davranması yorgunlukla birlikte 10 kişi yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadı Fenerbahçe. Birbirine razı bir görüntüsü vardı son 20-25 dakikada zaten Fenerbahçe'nin ama Pereira çok yardımcı olmadı açık söylemek gerekirse oyunculara. Biraz daha erken değişiklikler yapması gerekiyordu. Penaltı pozisyonunda Ali Şansalan önce devam dedi. Müdahale topa diye işaret yaptı. Halbuki Fenerbahçe oyuncunun topa değmediğini gördük yavaş çekimde. Dolayısıyla topa müdahale görüşü VAR'dan dönecekti. O belliydi. Nitekim VAR'a gitti. VAR'a gittiğinde hem topa müdahale olmadığını gördü. Hem o yüzden penaltı çalması gittiğini gördü. Hem de yukarıdan yapılan müdahalenin de bele sarılma hareketinin de rakibin hamlesini tamamen engellemeye yönelik net bir müdahale olduğunu ne derler ona şeysiz, orantısız güç kullanımı noktasında bir müdahale olduğunu onu da gördü. Yani pozisyon hem aşağıdan penaltı hem yukarıdan penaltı. Net bir penaltıyı da net bir hata yapacaktı orada Ali Şansalan ama VAR'dan döndü. VAR protokolüyle o penaltıyı da verdi. Maçın içinde bazı gerginliklerle, sertliklerle tartışılacak kararları var. Kartlarda, faullerde Ali Şansalan ama bence skora çok doğrudan etki edecek bir şeysi yok. Yani o ikinci sarı kart kırılma anıdır maçın ama bence doğru bir karttı o. Ben hakemi de beğendim. Çok eleştiri var tabii. Trabzon kazanamasaydı Trabzonlar da çok eleştiri yapacaklardı. Fenerbahçe kaybetti onun için çok Fenerbahçe eleştiriyor. Ama oyuncuların, bunu söylemek zorundayım, oyuncuların bu kadar kötü niyetli olduğu bir futbol ikliminde, futbol ortamında, iki takım oyuncuları için de aynı şeyi söylüyorum. Sürekli hakemi kandırmaya, aldatmaya, hakemi bir otorite olarak değil, bir zafiyet olarak değerlendirip, o zafiyet üzerinden bir şeyler koparmaya çalışan bir oyuncu grubu var sahada. Hem Trabzonlu oyuncular, hem Fenerbahçe oyuncular. Bunlara rağmen Ali Şansa'nın kalmaya çalışması, kontrollü kalmaya, oyunun kontrolünü bırakmamaya çalışması ve gördüğü kadar vermesi, yani hataları var şansının ama gördüğünü çalan bir hakem, taraf tutan bir hakem değil. Dolayısıyla ben onu da başarısız bulmuyorum Ali hakemi de, onu da söyleyeyim.
bu haftayı şöyle bir cümleyle kapatacağım. Az önce dedim ya, Fenerbahçe yenilmesine rağmen şampiyonun güçlü adayıdır. Çünkü ben Fenerbahçe oynadığı futbolu beğeniyorum. Bu kadar büyük bir şanssızlık yaşamasına rağmen dün işte eksik kalması vesaire, ona rağmen çok iyi mücadele etmesinden de onu da zaten bir kere daha gördük. O karakter oturmaya, oluşmaya başladı. Rossi'de bir yükseliş var vesaire. Bunları görüyoruz. Trabzonspor zaten başından beri şampiyonun güçlü adayı olarak gördüğümüz bir takım. Çok iyi bir kadro kurdu. Bak Hamşiksiz de oynayabiliyor. Fenerbahçe'yle oynamak kolay değil. Fenerbahçe ne kadar sert, güçlü bir rakip olduğunu gösterdi. Kolay bir maç olmayacağını, kim iki farklı bile biri öne geçse maçın kopmayacağını, yakın gideceğini, öbürünün gol bulacağını hatırlarsan geçen hafta zaten maçla ilgili okumuştuk. Nitekim öyle de çok başa baş giden de bir maç oldu. Beklemediğimiz şeyler gerçekleşmesine rağmen saha içerisinde. Beşiktaş kaybetmiş cuma günü. Bu hafta Şampiyonlar Ligi maçı var diye erken oynadı. Yenilmiş Başakşehir'e. Öyle bir ortamda Trabzon da kazanmış. Fenerbahçe ve Galatasaray Fenerbahçe kaybetmiş. Galatasaray kazanmış. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği yarışta, puan kaybettiği, Trabzon ve Galatasaray avantaj kazandığı bir hafta diye okuyabilir herkes ama böyle bir ortamda da şunu net söyleyebilirim. Bütün maçları seyrettim. Beşiktaş yine Şampiyonlar Ligi fikstürü, yorgunluk, beraber işte oradaki konsantrasyon ve sakatların etkisi falan, bunlar toparlanır diye düşünüyorum ve yarışın içine Beşiktaş katılır. Fener Trabzon zaten güçlü şampiyonluk adayıydı, lider oldu yarışın içinde. Fenerbahçe bu mağlubiyete rağmen yarışın içinde şampiyonun güçlü adayıdır. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu dört takım içinde haftanın kazananlarından biri olan Galatasaray bu şampiyonluk yarışının içinde çok zor olur. Galatasaray bu yarışın en zayıf takımı. Konya'yı yeniyor. Bakıyorsun ortada futbol namına hiçbir şey yok. Ha diyebilir ki Galatasaraylar, Fatih Terim de benzer şey söyledi. İşte biz kötü oynarken de kazanıyoruz. Önemli olan kötü oynarken de kazanmak. Yarın öbür gün daha da iyi de oynayacağız diye Fatih Terim hani iyi oynanmadığının farkında olduğunu, iyi futbolun da oynanacağını falan söyledi. Tabii bu gerçekleşirse bir şey diyemem. Onu kabul ederim. Yani derlerse ki Galatasaraylar biz kötü oynarken şu anda yarışın içindeyiz ve iddialı pozisyona geliyoruz. Yakaladık Beşiktaş işte falan filan. Sen bir de bizi iyi oynayınca gör. Galatasaray şampiyon güçlü adayıdır derler. Oynarlarsa kabul ederim ama şu anki görüntüde Galatasaray'ın oynadığı futbolla çekirge sıçraması misali görüyorum. Bu çekirgeden ne kadar sıçrar emin değilim. Birdenbire o futbol nasıl düzelecek, nasıl güzelleşecek? Çünkü ciddi anlamda Galatasaray'ın saha içi organizasyon problemi var. Bireysel oyuncu devamlılığı, takımı performansı, ciddi problemler var Galatasaray. Yani sahada futbol namına iki yönlü olarak da çok kırılgan bir Galatasaray görüyorum ben. Topu ayağında tutamayan bir Galatasaray, ikinci yarı Konya'ya verdiği toplar vesaire. Haftanın kazananından biri ama Galatasaray bence yarışın şu anda en zayıf halkasıdır. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...7.46 saatlerimiz, Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesini konuşuyoruz. Girişte Barış abinin yorumlarını dinledik maçta hakem kararlarıyla ilgili. Ali abi, sıra sende. Nereden başlamak istersin? Hakem kararları mı yoksa oynanan futbolu mu önce değerlendirmek istersin? Tabii ki oynanan futbolu biraz konuşmak isterim. Oynanan futbolu konuşmadan önce o zaman sana şunu söyleyeyim. Biz devre arası reklam arasında... Bir mini program ne yaptınız? Konuştuk reklam arasında? Hakem kararları. Hakem kararını konuşmadık. Sadece kimin pozisyonu, yani faul ve ikinci sarı kart. Evet. Maçın kırılma anı olarak görülen pozisyon dışında hiçbir şey konuşmadık. Mert de Ali de faul yok pozisyonda diyor. Yani faul verilmese daha faul, doğru geliyor. Faul verilmese bize. Tamam işte, ona faul yok pozisyon demek. Yoksa hiç müdahale yok da demiyoruz. Mert, ya o müdahaleyi herkes görüyor da yeterli değil diyorsunuz. Faule yeterli değil diyorsunuz. Ben de faul olunca zaten sarı kart, ikinci sarı kart. Ben de faul için yeterli diyorum. Ali de faul için yeterli değil diyor. Şimdi biz de stüdyoda bu manada bölünmüş durumdayız. Hakem yorumcularının ne dediklerini ben takip etmiyorum. Onu Ali derlemişler, onu okudu. Orada da hakemler ikiye bölünmüş vaziyette. Kimi faul var, sarı kart beraber diyor. Öbürleri de faul yok
yanlış diyorlar, dolayısıyla faul vermeyecek, kart da vermeyeceksin diye hakemler de kelimiş. Burada da bir takdir hakkı söz konusu. Dediğim gibi yani ben orada arkadan yapılan müdahale net ve rakibi bozacak nitelikte olduğunu düşünüyorum ve rakibin bir işi kalmamış. Kaçırmışsın topu ve rakibi kaçırmışsın. Arkadan son bir adamı bozar mıyım diye bir müdahalem var. Ben öyle değerlendiriyorum. Onun için de faul ve kartı doğru buluyorum. Buradan hakem üzerinden, hani hakem hatalı bile karar vermiş olsa, benim bu yorumum hatalı da olsa, buradan hakemi kötü niyetli okumak da bütününle ilgili bence zaten başlı başına bir rahatsızlık yani. Onu da söylemem lazım. Hani Fenerbahçe için aleyhindeydi, kötü niyetliydi diye söylüyorlar Ali Şansalan'ı. Öyle olmuş olsa penaltıyı gidip VAR'la vermezdi. Yani net %100 penaltıyı vermedi önce. Döndü, VAR'dan düzelttiler kararı ve doğru karar oldu penaltı vererek. O kendi notunu kırdırdı VAR'a gidip. Yani önce göremeyerek topa müdahale diye işaret yaptı. Hem beline sarılmayı göremedi yukarıdan, hem aşağıdan topa müdahale olmadan rakibi ayağını bozduğunu görmedi. Ve VAR'a gitmek zorunda. VAR olmasa net bir penaltıyı kaçırmış olacaktı. Şimdi Fenerbahçe için kötü niyetli davranan bir hakem, yani Fenerbahçe'nin de dönüp ona bakması lazım. Yani bunu direkt çalar yani, böyle bir fırsat bulur. Böyle bir son dakikalara gelmişsin artık. Orada bir ikili mücadele var. Birbirlerine vücut vücuda. Bu ne kadar acaba orantısız güç kullanımı? Ne kadar şey? Kötü niyetli olsam ben böyle takdir ettim kardeşim diye penaltıyı işaret edersin yani. Onu da vermiyor, VAR düzeltiyor. Yani şansını Fenerbahçe için kötü niyetli olduğunu falan açık söyle kesinlikle kabul etmiyorum. Pozisyonun içinde herkesin bölündüğünü, tartışılan pozisyon olduğunu aşikar. Buyur Ali, sen maçla ilgili devam et. Maçla ilgili devam edeyim. Araya gidecek misin? Yok. Reklamımızın... Bir 5 dakika falan beş gidebiliriz. 5 dakika devam edelim. 5 tamam. Dakika daha yeterli senin için bence. Yaparsın sen 5 dakikada. Yeter maça, senin için 5 dakika. Maçı konuşabilirsin. Şöyle toparlamak gerekirse tabii maçın kırmızı kartla beraber gidişatı değişti. Ama ben teknik adamların da saha içerisinde aldıkları kararların kendi takımlarına yardım etmediğini düşünüyorum. Maçın genelinde öyle başlayabilirim. Hakemden bağımsız. Mesela Fenerbahçe'de kim kırmızı kart gördüğü anda, eğer kulübede Tisserand varsa Luis Gustavo'yu merkeze çekip orta sahadaki o gücünden mahrum bırakmak Fenerbahçe'yi bana göre doğru bir karar değildi. Çünkü Fenerbahçe çok net bir 5-3-1'e döndü ve o 5-3-1 çok net bir şekilde gözlemlendi Fenerbahçe'de. Hatta ilk yarı biterken 5-2-2 idi bence. Evet, Rossi ile Valencia yan yanaydı. Aynen. Mesut da Gustavo'ya son ikinci yarı 5-3-1'e döndü. İkinci yarıda 5-3-1 gibi gözüktü. Dolayısıyla Luis Gustavo gibi oraları iyi parselleyecek, oradaki fiziki mücadeleyi iyi koyacak, orada çok iyi performans gösteren bir oyuncuyu merkeze çekmek bence Fenerbahçe adına işin hücum tarafında ciddi bir sıkıntı yarattı. İşin hücum tarafı derken orada Luis Gustavo'nun müdahaleleriyle kazanılacak toplar hücuma dönerdi. Bahsettiğim o, yoksa Luis Gustavo kilit pas atacak değil. Luis Gustavo orada kaptığı toplarla, ilk paslarla beraber Fenerbahçe'yi daha fazla hücuma çıkartabilirdi. Neticede evet, Fenerbahçe bir 70-75 dakika 10 kişi oynadı ama maçı da %27 toplu oynamayla bitirdi ve ikinci yarı neredeyse Fenerbahçe'nin gol girişimi yok. Fenerbahçe 10 kişi kalmış olabilir. Fenerbahçelilere göre hakem hatalı karar vermiş olabilir. Bunlara saygı duyuyorum. Olabilir. Görüştür. Ancak Pereira'nın verdiği ilk karar ya da vermediği karar bence Fenerbahçe'yi kötü anlamda etkiledi. Ki ikinci yarıdaki değişiklikleri de yine Fenerbahçe'de geç kalmış diye düşünüyorum ben. İşin Trabzonspor tarafında, şimdi Trabzonspor Vakeme sakatlandığı anda artık dakika ilk yarının sonları. 41-42 olmuş. Evet, 41-42. Şimdi maç 1-1 ve Fenerbahçe'nin seni ciddi anlamda tehdit edecek bir niyeti yok. Fenerbahçe ilk yarının da kırmızı karttan sonraki bölümünde yine Trabzonspor kalesine gitmekten çok uzak kaldı. Neredeyse hiç pozisyon bulamadı o bölümde, ki işte senin dediğin gibi hani o bölümde Rossi biraz daha Valencia'ya yakın oynuyordu. Peki Trabzonspor Fenerbahçe kalesine yüklenirken, Vakeme ile yüklenirken, Vakeme gibi kilit çözebilecek bir oyuncuya sahipken akan oyunda pozisyon bulabildi mi? Akan oyunda pozisyon bulamadı. O zaman da Vakeme sakatlanıyorsa Janini'yi onun pozisyonuna çekip Cornelius'u merkeze almak Trabzonspor için bence kaçınılmaz bir hamleydi. Şimdi Yusuf Sarı'nın dünkü karşılaşmada ne zaman etkili olduğunu gördünüz mü? Maç 2-1 olduktan sonra Yusuf Sarı etkili oldu.
Yani Fenerbahçe biraz böyle artık son dakikalarda oyun disiplininden kopunca Yusuflar 2-3 kere direkt driplingle Fenerbahçe rakip Fenerbahçe sahasına gitti. Dripling yaptı ama bu tarz Fenerbahçe'nin ya da rakibin herhangi bir rakibin iyi kapandığı oyunlarda Yusuflar'ın etkinliği doğal olarak düşüyor. Ama Cornelius girdiği anda Trabzonspor merkezde Cornelius'u aramaya başladı ve Cornelius da penaltıyı aldıran oyuncu oldu. Dolayısıyla Vakeme'nin profiline bir de bence en yakın oyuncu Jenin iken, yani gezer, çalım atar, topu taşır, zor kaybeder. Orada Yusuf Sarı tercihini hiç anlamadım. Tabii Trabzonspor açısından ikinci yarıda Peres'in de çıkması. Şimdi Trabzonspor bir kanatla başladı. Önde Gervinho oynuyor, arkasında Peres oynuyor. Dorukhan'la Yusuf Sarı olarak maçı bitirdi. Hani onların da maçı şanssızlığı vardı ama hem Pereira'nın hem Abdullah Avcı'nın bence hamleleri açıkçası takımların pek işine yaramadı diye düşünüyorum. Hatta Cornelius hamlesinin, Siopis hamlesinin müthiş geç kaldığını düşünüyorum Trabzonspor cephesinde. Tabii Trabzonsporlu taraftarlar bunun üzerine çok fazla durmazlar. Çünkü 3-1 kazanılmış bir karşılaşma var onlar adına. Trabzonspor taraftarı mutlu. Ancak Trabzonspor'un da galibiyete rağmen 1-1'den sonra bu kadar kapanan bir rakibi neden çözemediğini, ki Trabzonspor zaten çok düşük tempoda pas yaptı. Hani o paslarla da kolay kolay çözmesi mümkün değildi. Ne olabilirdi? Ancak duran top ya da bir Bakasetas şutu bekleniyordu Trabzonspor'da o işin gerçekleşebilmesi için. Nitekim duran top penaltıyla Trabzonspor çözebildi ki Trabzonspor eğer Fenerbahçe'yi bu şartlarda mağlup edemese bugün sadece Abdullah Avcı konuşuluyordu. Onu da unutmayalım. Vitor Pereira ne kadar iyi bir 5-3-1 yaptığı ondan bahsediliyordu. Bence yine pek doğru olmasa da Gustavo tercihiyle beraber. Futbol böyle bir oyun. Orada bir ikili mücadelede işte Zalai Cornelius mücadelesinde penaltının çıkması bugün farklı şeylerin konuşulması hatta düşünülmesini beraberinde getirdi. Neticede Fenerbahçe 11'e 11 devam edebilseydi bu karşılaşmadan bir şey çıkartabilir gibi bir görüntüsü vardı. Onu söylemek lazım ve özellikle Abdülkadir Ömür zaman zaman etkili oldu ama Siopis'in farkını da bence girdikten sonra merkez orta sahada gördük. Yani Abdülkadir Ömür kötü oynadı diyemem ama bence doğru tercih orada Siopis'ti her şartta. Bunlar maçla ilgili ilk anda söyleyebileceklerim bana verilen süre içerisinde. Çok güzel kullandın bence. Araya gidelim, evet. Ardından da devam edelim. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeni saate girdik. Sabah Spor'unda Trabzonspor Fenerbahçe maçını konuşuyoruz. Ali abiye kısıtlı bir süre vermiştik 5 dakikada maçla ilgili aklında kalanları paylaştı. Eminim daha vardır aslında aklında kalan. Ben de onun hani yorumları üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Trabzonspor mesela bir kişi fazla oynamasına rağmen bu kadar hücumda yaratıcılıktan uzak kalması gerçekten çok alışık olduğumuz bir şey değil. Yani bunu sadece Marek Hamşik'in yokluğuna, Vakeme'nin oyundan çıkmasına bağlamak bence yanıltıcı olur. Çünkü Vakeme'li de Trabzonspor Fenerbahçe'yi çok fazla çözemedi. Hamşik olsa daha farklı mı olurdu? Elbette biraz daha farklı olurdu ama sonuçta rakibinizde bir kişi eksik. Ne olursa olsun Hamşik'ti, Hamşik'siz, Vakeme'li, Vakeme'siz. Ben Trabzonspor'dan çok çok daha iyisini beklerdim. Bir türlü aşamadı Fenerbahçe savunmasını. Fenerbahçe'yi de tebrik etmek lazım bu anlamda. Defansta işin savunma kısmında çok sağlam durdular. Hiç bozmadılar. Tabii şimdi senin karşında kanatları çok çok iyi kapatan bir takım var. Yani kanatlarda Ferdi ile Osay Samuel bek gibi oynadı ve iyi de oynadılar. Çok konsantreydi evet, herkes. Yani Osay Samuel inanılmaz mücadele etti. Bence mesela. Crespo da çok iyiydi. Crespo da iyiydi. Karşılaşmada çıkana kadar. Şimdi rakip kanatları bu kadar iyi kapatmışken merkezde 3 tane stoperi varken rakibinin senin gideceğin bir yer merkez kalıyor. Merkezde bir şeyler denemen lazım. Ya da işte uzaktan ortalarla bir pivot santrafor araman lazım ama Trabzonspor'da o yüzden Cornelius dedim. Hani şey çıktığı anda. O girdikten sonra bir orta vurdu kafayı Cornelius. Evet. Out'a gitti. Kötü vurdu. Diğer ortada da son anda Novak araya girdi. Orada belliydi zaten Cornelius'u böyle beslemenin en makul plan olduğu. Hani biz son Letonya karşılaşmasında da oyunu çözemedikten sonra uzun toplara başvurmuştuk geriden şişirme. Burada da kanat ortalarıyla pozisyonlar. Hatta ben sana şöyle bir adım ileri götüreyim. Dorukhan'ın o kafayı
kafayı vurmasının da sebebi Cornelius. Cornelius'un ceza sahası içerisinde olması. Çünkü stoperler bir taraftan Cornelius'u kontrol ediyor. Dorukhan boş kaldı ve ikinci yarıdaki gole kadar en net pozisyonu Trabzonspor'un Dorukhan'ın vurduğu kafa vuruşuydu. O yüzden işte zaten teknik direktörün hamlesini çok geciktiğini düşündüm. Genel olarak Trabzonspor'un hani ekstra ne yapabilirdi? Peki tamam, Abdullah Avcı böyle bir yol seçti, olabilir. O da onun tercihi. Onun seçtiği noktada Trabzonspor'un çok daha hızlı paslaşması gerekirdi. Çok daha hareketli olması gerekirdi. Ama Trabzonspor da Fenerbahçe'nin çok fazla kalabalık bir şekilde beklediği noktada topu o kadar yavaş dolaştırdı ki hani Fenerbahçeli oyuncular aman bile demedi. Hani bir oyuncuyu kaçırdık eyvah kademesine gireyim pozisyonu bile olmadı neredeyse ama maçta. Bu çift taraflı yani. Hem Trabzonspor yavaş paslaştı ama bir yandan bu yavaşlığı da Fenerbahçe'nin bence bütünlüğü sağladı. Yani Fenerbahçe'de hiç rakibe böyle bir fırsat da vermedi. Yani hızlı çevirse de Fenerbahçe savunması çok fazla bozulmayacak gibi gözüktü. Yani çok sağlam durdular bence o 5'li at, önündeki 3'lü at özellikle ikinci yarı. Bence elinden geleni yaptı. Daha iyisi olmazdı işin savunma kısmında. Hücumda olurdu. Hücum konusunu sen eleştirdin az önce. Ama savunmada bence bu kadarı, en fazla bu kadar olabilirdi. Yok tamam, Fenerbahçe için söylemiyorum ama her türlü savunmayı aşmak mümkün futbolda. Hı hı. Trabzonspor orada hani diyorum ya, kanatlar bu kadar kapalıyken eğer merkezde de Cornelius bu kadar geç girmişken ne yapabilirsin? Daha hızlı paslaşabilirsin. Tek toplarla daha hızlı paslaşabilirsin. Topun yönünü sağdan sola diagonal paslarla daha hızlı çevirmeye çalışabilirsin. Diagonal pasın illa 40 metre olmasına gerek yok. İlla 30 metre olmasına gerek yok. Ama oyunun yönünün rakip savunmayı şaşırtacak kadar hızlı olması lazım. Trabzonspor da bunu bir kere bile yapamadı. Yapmadı ya, belki de olmadı. Hani Trabzonspor da Marekamşi'yi belki o noktada aramış olabilir. Çünkü hep söylüyoruz, Bakasetas öyle çok oyuna giren bir oyuncu değil. Pas kanallarına giren bir oyuncu değil. Orada Marekamşi özellikle işte Vakayemel'in olduğu noktalarda o ikisinin bağlantısıyla beraber Trabzonspor bir şeyler çıkartabiliyordu. Ama neticede Trabzonspor büyük ihtimalle Abdullah Avcı bu maçın analizini yapar. Oraya çok fazla takılmayacaktır. Çünkü Trabzonspor açısından belki çok fazla dile getirilmedi ama 3. golde ikili avarajda sezon sonunda Trabzonspor'a bayağı bir katkı sağlayabilir. Hı hı. Çünkü puanlar yakın gidecek gibi gözüküyor. Şu an çok var ama o 3. golde Trabzonspor için bence ciddi bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe'nin bir de hücumuyla ilgili şimdi böyle bir anlayışta, yani çok geride kabul etti oyunu Fenerbahçe ki bu bir tercih. Mesela Trabzonspor Konyaspor karşısında 10 kişi kaldıktan sonra hiç böyle bir oyun oynamadı. Yani gayet gol aramaya devam etmişti ve karşılığında da çok fazla pozisyon da görmüştü kalesinde. O oyun anlayışı. Burada Fenerbahçe tam tersi. Geride sağlam durmayı tercih etti ama bazen de yoklaması gerekiyordu. O yoklayabilecek yegane oyuncu gözüken hani Rossi'ydi hızıyla birlikte. Onu da 75'te çıkardı ve yerine de Sosa'yı aldı. Gustavo orta sahaya geldi Tisera'nın oyuna girişiyle birlikte. Fenerbahçe hiç kontra tehdidi olmayan bir takıma döndü. Yani o dakikadan sonra maçın en iyi ihtimalle Fenerbahçe adına 1-1 biteceği kesindi ki gol yeme ihtimali de yükseliyordu çünkü bir kontra tehdidi olmadığı müddetçe. Orada da ben hatalı karar verdiğini düşünüyorum. Yani orada tabii ki Rossi kadar hızlı oyuncu kim var? Bence Muhammed Gümüşkaya. Yedek kulübesine baktığımda hani Pelkas da değil, Berisha da değil. Muhammed Gümüşkaya yani dikine mesafe kat edebilecek, gözü kapalı gidebilecek. Ki ikinci yarıda Rossi'nin birkaç yine çıkışı var. Şuta dönüşmeyen ataklar ama en azından o tehdidi göstermişti Fenerbahçe. Belki öyle bir değişiklik Vitor Pereira'dan gelse daha makul olabilirdi. Yani Sosa hamlesi bana kalırsa orada biraz gereksiz oldu. Son bölümde de iki değişiklik yaptı ama zaten orada pek değişikliğe zaten gerek kalmadı. Ya, 2-1 olmuştu. Değişikliklerle ilgili şimdi tabii arkadan bakıp konuşmak kolay. Aslında Abdullah Avcı da sakatlıklara bağlı değişiklikler yapmak zorunda kaldığı için dengesi bozuldu. Kafasındaki planlar bozuldu. Envakame'nin çıkması, ikinci sakatlık, arka arkaya bunlar şeyi bozdu ama yine de bence fena değildi Abdullah Avcı'nın performansı. Yine kendi elindeki imkanlar çerçevesinde bence doğru hamleleri yaptı. Orta sahayı hep güçlü tuttu. Fenerbahçe'nin de Pereira tarafındaki ben de Ali gibi düşünüyorum, zaten başında söyledim geciktiğini hamlelerin Pereira'nın. Onlar da faydalandı. Çünkü sürekli yorulan, yıpranan ve hücum aksiyonu giderek azalan, maçın sonlarına doğru tamamen hücum aksiyonu kaybolan bir Fenerbahçe
karşısında çok da bu anlamda ne yapsa doğru olacaktı Abdullah Avcı neredeyse. Fakat ona rağmen de çok da üretken olamadı. O da tabii Fenerbahçe'nin sahada 10 oyuncusu var ve o 10 oyuncu o kadar iyi mücadele etti ki gerçekten. Zaten o karakter bence Fenerbahçe'yi yarışın güçlü adaylarından biri yapmaya da devam edecek. Ama bu tabii hakemler üzerinden, hakemler Fenerbahçe'ye düşman, Fenerbahçe'nin önünü kesmek için Ali Şansalan operasyon yaptı falan filan. Böyle devam ederlerse bu takımda da şey yaratır. Zafiyet yaratır. Bu yanlış bir politika. Fenerbahçe'nin, Ali Koç'un maç sonu konuşmaları çok yanlış bana göre. Fenerbahçe'de bir yarın öbür gün bir olumsuzluk halinde bir bahane takım o için. Bak zaten hakemler bize düşman. Bizi istemiyorlar. Federasyon bize düşman gibi bir şeyi futbolculara verirseniz bir konfor alanı yaratırsınız futbolculara. Sahte bir konfor alanı olur. Bu da oyun takımın ve bireysel olarak da performansın düşmesine sebep olur. Bunu yapmamak lazım. Fenerbahçe iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor. Buna devam etmesi lazım. Yarışında güçlü olarak kalacak. Bu mağlubiyet dünyanın sonu değil. Şimdi Fenerbahçe'de Luis Gustavo'nun o pozisyondan geriye çekilmemesi, kırmızı kartla beraber oyuncu değişikliği yapmaması Fenerbahçe'nin. Yapsa Mesut Özil herhalde şimdi, çıkarmak zorunda şimdi kalacak. Şöyle bir durum var. Ben şöyle düşünüyorum. Hepimiz kimin kırmızı kart gördüğü anda Tisserand'ın oyuna gireceğini düşündük. Ve benim aklımdan ilk geçen şuydu. Acaba kim çıkar? Ya mutlaka bir oyuncu değişikliği yapacak Fenerbahçe ama acaba kim çıkar? Fakat arkasından bir şey oldu. Daha oyuncu değişikliği yapmana fırsat kalmadan bir şey oldu. Kart pozisyonunun geldiği yerden frikik atıldı ve frikik gol oldu. Yani gol yedi. Eğer o frikik gol olmasaydı belki o hamle yapılabilirdi. Ama bu sadece tek başına bir karar şey olduğunu düşünmüyorum. Bence Pereira Tisserand'la ilgili de hazır değil diye koymuş kulübe ama maç eksiğinden dolayı Trabzon'da sahaya sürmek istemediği her halinden belli. Nitekim hazır olsa Tisserand, yani 20 küsurda bu kırmızı kartla oyuna sürülebileceği gibi Mesut Özil çıkartılarak, işte hem 1-1 olması, pozisyonun gol olması, hem de Tisserand'la ilgili zaten bu karar, bu görüş var. O görüş şuradan belli. Tisserand eğer oynayabilecek durumdaysa Nova sağ stoper yapana kadar, Serdar Aziz zaten İstanbul'da, Tisserand'la başlayabilirsin zaten maça. Yani Trabzon'da Tisserand'la başlamak aslında doğru karar. İlk 11 seviyesi. Ne yapıyorsun sen? Kim ortada? Sarayi solda. Tamam. Sağ tarafa kimi koyuyorsun maça çıkarken? İlk 11. Novak koyuyorsun. Novak başlamadı sağ stoper. Kim başladı sağ tamam, stoper? Tamam. Sonuçta Novak sol başladı. Sonra bir önceki maçta öyleydi. Tamam. Dediğiniz gibi. Tamam. Sonra oraya geçti. Niçin Novak kullanıyorsun stoperde? Novak stoper değil. Novak oynuyor mu? Oynuyor. Stoper oynuyor mu? Oynuyor. Ama stoper değil. Orijini stoper değil. Trabzon'da oynarken. Trabzon'da oynarken. Orijini stoper olan senin kulübede iyileşmiş ve senin aslında normal şartlarda ideal stoperin olan. Çünkü Fenerbahçe'nin ideal üçlüsü nedir abicim? Kim ortada? Zarai solda, sağda Tisserand. Tisserand bu takımın ideal 11'indeki stoper. Ama sakatlandı, uzun zamandır da oynamadığı için, maç eksiği olduğu için sen Trabzon'da kullanmayı düşünmüyorsun. Ama kulübeye koydun, Serdar Aziz yok. Zaten adam iyileşmiş. Yavaş yavaş oynatacaksın. Zaten işler yolunda gitseydi gene Tisserand girerdi son 15-20 dakika. İşler yolunda gitseydi son 20-25 dakika girerdi. Ama 90 dakika sahada tutmak, Tisserand'ın hata yapabileceğini düşünüyorsun. Trabzon maçı zor maç. Bu maça diyorsun birdenbire atmayayım sahaya bu adamı. Bunu diyorsun ki sen Nova koyuyorsun stopere. Ondan sonra ama yine ben sana söyleyeyim. Kırmızı kartta yine sahaya sürülebilirdi belki. Eğer o maç 1-1 olmasaydı. Kırmızı kart gördü. Friki de vurdu. Üstten out. Belki değiştirirdi. Olabilirdi. 1-0'dı çünkü maç. Ama 1-1'i gördüğünde artık risk alması lazım. Mesut hem 1-1 olmuş maç hem de ben Mesut'u çıkaracağım oyundan. O zaman benim hiçbir şansım kalmayacak bu maçı kazanmakla ilgili. Ben teslim olmak istemiyorum. Teslim olan bir görüntü vermek istemiyorum. Ben sağ içinde çözerim bu işi. Gustavo'yu çekerim stopere. Bu takım kontratak oyunu oynar. 1-1 de çünkü mağlup da değiliz. Sonuçta 1-1. Sağda bir Mesut varsa, sağda bir Rossi varsa, sağda bir Valencia varsa, bu takım savunma yapıp bu üçüne topu taşıyıp hızlı bir şekilde bunlar aralarında bu golü belki atabilirler. En azından sağda bu ümidim ben süreyim. Ya burada bunu anlayabiliyorum Pereira'nın bu kararını ben. Benim anlamadığım bu değil. Benim anlamadığım tamam bu kararı verdin, devam ettin. Devre oldu.
İkinci yarı başladı. İkinci yarı Trabzonspor ama sakatlık ama şu ama bu. Taze ayakları habire sokuyor sahaya. Etti 5 yeni oyuncu Trabzon'da. Sen hala bir 60'ta Valencia, Serdar Dursun. O da Fenerbahçe için yorgunluğu atacak değişiklik değil. Yani Valencia çok az sarı kart gördü. İtişiyor, didişiyor. Çünkü Valencia artık giderek top gelmemeye başladı. Valencia orada hala ayakta kalmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyor Fenerbahçe için. Ama işte Valencia'ya top gitmiyor. İtiş kakışmalar, sarı kart falan atılacak, o da atılacak oyundan. Apar topar. 60 küsurda 62'de oyundan aldı. 63'te falan öyle bir yerde oyundan aldı. Yani Fenerbahçe'nin sağ içindeki yorgunluğuna, orta sahayı dirençli hale getirecek ve defans ofans geçişlerinde Fenerbahçe'nin ya çok artık iyice kapanan bir Fenerbahçe var. Yorulan ve kapanan bir Fenerbahçe var. Topu kazandığında Fenerbahçe etkili hücuma çıkıp pozisyon bulabilecek, diriliği yaratacak hamleleri yapman lazım senin. 75'e kadar niye bekliyorsun? 5 kişi değiştirmiş Trabzon. Sen 1 kişi değiştirmişsin. O da Valencia'nın yerine Serdar Dursun. Takıma hiçbir katkısı yok. O da çünkü o bağlantıyı kuramıyorsun Serdar Dursun'la. Orta sahada o 15-20 dakikalık gecikme, hamlelerdeki gecikme, Fenerbahçe'nin daha da yorulup daha da kapanmasına ve Trabzon'un daha da Fenerbahçe kalesine yüklenmesi, dönen topları daha kolay toplaması, daha yorulmadan toplaması, Trabzon takımını daha geri koşturmadan, geri koşturup Trabzon'da yorabilirsin, vakit de kazanabilirsin. En güzel vakit kazanmak topu ayağında tutmaktır. Takımı, rakibi geriye koşturursan kendi ceza sahasına kadar 3-4 tane pas yapıp çıkabilirsen 4-5 oyuncuyla, Trabzon bir daha o topu kendi ceza sahasına oralarda kazanacak da tekrar ileri gidecek de 4-5 dakikada öyle geçecek. Böylece sen maçı da daha hızlı bitirirsin. Daha az yorularak, rakibi daha yıpratarak bitirirsin. Ama Trabzonspor kendi yarı sahasına geri dönmek zorunda bile kalmadan, stoperleri mesela Trabzonspor'un zayıf halkasıdır. Stoperler iyi gözüktü. Neden iyi gözüktü bu kadar Trabzon stoperleri? Çok mu birdenbire form yükseldi? Fenerbahçe'nin etkisizliğiydi. Ön bölgede çok zorlayamadı. Gol hariç, hemen başımızdaki gol hariç. Ondan sonra Fenerbahçe, tabii yani 11-11 oynansa böyle olmazdı. Ben de Fenerbahçe'nin 11-11 buradan çok şey, yani en az beraberlik, hatta galibiyet çıkartabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu karakterin sahadaki mücadelesini gördükten sonra, iyi de takım çünkü Trabzon da öyle, Fenerbahçe de öyle. Ama erken gol çok önemli bir avantajdı Fenerbahçe'nin. İstediği de oyun. Hani Fenerbahçe rakibin üzerine gidip top ayağındayken zorlanıyor ama üzerine gelen takımlara karşı Fenerbahçe için iyi. Yani Trabzon deplasmanı aslında Fenerbahçe için kötü bir senaryo değil. Trabzon çok güçlü ve etkili bir takım olmasa. Hatay'da gördüğümüz gibi yani, anlatabiliyor muyum? Ama burada ben hani Luis Gustavo'da, evet ben de öyle düşünüyorum. Tisserand girer diye hepimizin aklına gelen oydu. Ama bir oldu diye anlıyorum onu yapmadı. Çıkarmak istemedi yaratıcı oyuncusunu. Tisserand'ı da zaten hazır bulmuyor ki baştan Novak'la başlıyor stoperde. Onu hadi anlayabiliyorum. Ama niçin 70 küsura kadar sen bu takıma direnç kazandıracak, biraz daha öne doğru hızlı gidebilecek, defans ofans geçişine katkı sağlayacak ve takımın da orta sahadaki dinamizmini ve top ayağında kalacak şekilde ve öne 3. bölgeye taşıyacak şekilde niçin hamle yapmıyorsun sen 75'e kadar yani? O zaman sen davet ettin Trabzonspor'u üzerine. Tamam 11-10 falan ama Trabzon geldikçe geldi. Üretemediği halde, pozisyon bulmakta zorlandığı halde Fenerbahçe'nin direnci karşısında o Envakame de yok sahada tabii. Hamşik de yok. Bir Bakasetas var o anlamda. Berat'ın sınırlı o becerisi. Çok sınırlı. Üretmekte zorlanan bir Trabzon. Yani Fenerbahçe'nin kendi iç sahasında yaşadığına benzer bir şey yaşıyor Trabzon orada. Yoksa ben sana söyleyeyim, daha da erken çözdürdü maç. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. ...8.23 saatlerimiz Sabah Spor'da devam ediyoruz ve telefon hattını açtık. 0212 363 04 34 numaramız bu ve ilk dinleyicimiz de şimdi hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi çalışmalar diliyorum Sayın Ertül, Sayın Erim ve Sayın Mert Elam.
Sağ olun. Ben sizleri hani bugün yayınınıza bomba koymak adına hiç hareket etmeyeceğim. İçim çok dolu, çok yaralıyım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Yücel Gürbüz, avukatım, 54 yaşındayım. Ara sıra yayınlarınıza bağlanıp görüşlerimi bildiririm ama Sayın Ertuğrul'u yaklaşık olarak yayınlarında 15 yıl başlangıcından beri ve 16 yıl. Tribünlerden de 30 yıldır tanırım, takip ederim. Çok değerli dostumdur. Kendisi beni hatırlar hatırlamaz bilemem. Ama Kill For You Maraton Orta Göbekliyim herhalde hatırlayacaktır. Şunu söyleyeceğim. Ben bir gün neyi arzu ediyorum? Fenerbahçe'nin oynadığı bir maçtan sonra, haksızlığa uğradığı bir maçtan sonra bütün Türkiye'nin ayağa kalktığı bir günü hayal ediyorum ama o gün hiç gelmeyecek. Tersini hatırlatayım sizlere. İşte yıllar önce bir Konya'daki Anelka'nın gol pozisyonundan sonra Türkiye nasıl ayağa kalktı veya Fenerbahçe lehine yapılan hatalar. Ben bir gün bunu arzu ediyorum, bunu bekliyorum. Bugün yayınınızı büyük bir dikkatle takip ediyorum. Evet, harika bir futbol iklimi var ülkemizde. Her şey muhteşem. Oyun üzerinden okuyoruz. Her şeyi oyundan okuyoruz. Tabii ki oyun birinci öncelik olması gereken, oyun üzerinden okumak. Gerçeğin bu olmadığını sizler de ben de çok çok iyi biliyoruz. Oyun üzerinden okumak sadece bir ütopya diyeyim ben, yani olması gereken ama bu ülkede sadece Fenerbahçe aleyhine bir şeyler yapılmışsa oyun üzerinden okunuyor diye düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim. Bir Fenerbahçeliler diyeceğim çünkü bunu da beğenmezsiniz. Normal koşullarda hep dersiniz ki siz kimsiniz ki biz Fenerbahçeliler diye eleştiri getirirsiniz. Ama bir Fenerbahçeliler dememin ana etkeni şu: başkanım eğer dün akşam bu yolda bu tarz bir açıklamalar yapmışsa en yüksek, en birinci bir numarada, ben de bütün Fenerbahçelilerin bu şekilde düşündüğünü söylemek isterim. Ben şunu bekliyorum sizden. Yaparsınız yapmazsınız bilmiyorum ama dünkü hakem yönetiminin kırmızı kartlarından okumuyorum. Ben de onu elbette kırmızı kartlarından okumuyorum. Gri pozisyondur bana göre. Ama Fenerbahçe lehine çalınan faullerin hangi bölgede çalındığına bir bakmanızı rica ediyorum. Orta saha çizgisinin 5 metre gerisi, 5 metre öbür taraf alanında. Aleyhe çalınan faullere de bir bakmanızı öneriyorum. Maçı buradan okumanızı, hakem yönetimini buradan okumanızı ben rica ediyorum. Dün sahada bana göre, hatta çoğul konuşayım, bize göre son derece kötü niyetli bir hakem vardı. Ve her sene aynı şey oluyor diyeceğim. Bunu geçen sene de söyledim, önceki sene de söyledim. Daha önceki sene de son 7 yıldır söylüyorum. O kırılma maçı bu maçta yine başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz kendi mesleğimden bir şey söyleyeceğim. Barış Bey, bir şey söyleyeceğim. Kendi meslek yani kendi alanımdan. Ticaret hukukunda iki şey vardır. Önleyici tedbir vardır. Kongortato ve iflas erteleme. Bu da niçindir? Neden vardır? Zor duruma veya eşit şartlarda mücadele etmesi gereken ticaret şirketinin ayakta kalabilmesi için hukuk alanında getirilmiş önleyici tedbirlerdir. Herkesin bir anda üstüne gelmesini, bütün alacakların üzerine gelmesini engellemek adınadır. Mücadelesini yapsın, kendi yağında kavrulsun ve ayakta kalabilsin. İşte bunu futbol iklimine uyarlamak istiyorum. Geçen seneki Konya maçımız akıllarda hala, hakem aynı hakem. Kırılma maçı dediğim budur benim. Dün de amiyane tabiriyle kabul etmeyeceksiniz belki ama doğrandık diye düşünüyorum. Peki. Benim sizden son bir talebim var. Eğer kabul edersiniz, uygularsınız, uygulamazsınız, görüş bildirirsiniz, bildirmezsiniz. Empati yapmanızı ve 15 yıllık meslek deneyiminizden sıyrılmanızı 18-19 yıl önceki Barış Ersel olarak bir yorum yapmanızı rica ediyorum. Eğer yaparsınız. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Şimdi
biz burada taraftar olarak oturmuyoruz. Tribünden tribündeki Barış Ol diyor. Bırak diyor yayıncı ol, Barış olmuyor. O zaman tribüne çıkmam lazım. O zaman tribünde oturup sohbet edelim. Ki tribünde de olsanız, yayında da mikrofon karşısında da olsanız, ne inanıyorsanız onu konuşmanız lazım. Şimdi hakemler hata yapmıyorlar mı? Evet yapıyorlar. İşte gri kararlar, takdir hakları, eyyam, iklime göre, duruma göre boyun eğen bazı hakem kararları, performansları, işte gösterilemeyen kartlar, kolay çıkan kartlar, maçtan maça hakem etki altında kalabiliyor, maçın içinde etki altında kalabiliyor. Yani hakemi ezmeye yönelik bir iklim var. Sürekli hakemi hata yapmaya zorlayan bir iklim var. Son derece kötü niyetli bir futbolcu grubu var Türkiye'de. Yerli yabancı takım ayırmadan söylüyorum. Hakemi aldatmak, hakemi baskı altına almak, hakemi sindirmek, hakemi kandırmak. Her yol var. Bütün böyle bir iklim içerisinde kötü bir MHK var. Yani atama tarafında da, not tarafında, terfi tarafında adaletsiz bir sistem var. Diyeceksiniz Türkiye'de ne adaletli ki zaten, yani ne altyapıdan düzgün geliyor ki. Oralarda da çünkü hakem kurumlarında da arka taraflarda torpil mekanizması var. Oralarda da eyyam var. Oralarda da başka şeyler de var. Her yerde olduğu gibi yolsuzluk, şeysizlik orada da var. Her yerde var çünkü. Niye orada, nasıl olsun ki hakem camiası mükemmel dört dörtlük, nasıl olsun ki? Olması mümkün değil. Neresi doğru ki? Nereyi tutarsanız elinizde kalmıyor mu? Öyle bir toplumda tabii ki burada da var. Ama bütün bu şartlara rağmen ben sahaya çıkan Süper Lig hakemlerine bakıyorum. Yanlışlarıyla, doğrularıyla, eyyamlarıyla, bilenleriyle yine sahada kendi başlarına. Bir çolukları, çocukları, aileleri var, size söylüyorum. O kadar, başka kimseleri yok sahip çıkacak. Yine ellerinden geleni yapıyorlar. Kendilerince bir adalet uygulamaya çalışıyorlar. Zaman zaman bizim de isyan ettiğimiz hatalar yapıyorlar. Daha çok da biz omurgalı duramayışlarına isyan ediyoruz. Yani burada o kartı göster be kardeşim, işte adam senin yüzüne karşı, işte ne bileyim, benim aklıma ilk gelen Mustera'ya çıkmayan ikinci sarı kart mesela, ki o maçın sonu çok tartışıldı. Bence sonunda hiçbir şey yok. Jagne'nin faali yok. Jagne'nin golü tertemiz. Jagne'ye iki defa faal yapmaya çalışıyor. Jagne iki defa bırakın kardeşim de çekin önümden diyor ya. Bana faal yapmaza müsaade etmiyorum hareketlerini Jagne'nin. Jagne faal yapıyor diye yorumluyor insanlar. Söyledim o günde, ama orada o maçta asıl hakemin hatası orası değil. Orası iyi bir hakemlik son, maçın sonu bence. Yani son Jagne'nin topu sürmesi, yani iyi hakemlik. Daha önce bitirebilirdi veya pozisyon çıkışında Halil olabilir. Neyse, orada dönmeyeceğim geri. Oraları ortada bırakıyoruz yani. Ama sonunda Jagne topu aldığı andan itibaren iyi hakemlik var. Ama aynı hakem maçın içerisinde ilk yarıda Mustera'nın net ikinci sarı kart görmesi gereken pozisyonda gösteremiyor. Kafasını önüne yiyor. Ya bunu yapmasınlar yani, tamam mı? Ha, bunun dışında şimdi gelelim dünkü hakeme. Bizi doğradı hakem diyor. Bence hakem doğramadı Fenerbahçe'yi. Hakemin niyeti Fenerbahçe'yi doğramak olsa, hakem zaten sonda o penaltıyı çalardı. VAR'a gittiğin zaman, sen penaltıyı vermediğin zaman, penaltıyı süzemediğin zaman, VAR'a gittiğin zaman senin notun kırılıyor. E sen zaten Fenerbahçe'yi mağlup etmek için sahaya çıkmış bir hakemsen. Niye senin notunun kırılabileceği bir riske giresin ki? Gri pozisyon, ben öyle gördüm, penaltıyı çaldım değilse hiç verilmemesi gereken bir şey. Zaten VAR bana geri çevirir deyip kötü niyetli Fenerbahçe yenilsin isteyen bir hakem orada topu gösterip oyna demez. Verir penaltıyı, sonrasına bakarız der. Sonra da hatta o penaltıyı da attırmaya uğraşır yani, VAR uyarsa bile. Orada bir topa müdahale var, sen bir daha bak buna dese bile VAR, ben öyle gördüm, öyle takdir ettim veya çok sıkıştın, dönersin VAR'dan penaltıyı iptal edersin. Ama senin niyetin Ali Şansalan olarak Fenerbahçe'yi mağlup etmekse, ki dinleyicimizin iddiası o. Birçok Fenerbahçe'de öyle düşünüyor. Yani o mesela, ben genelde evet doğru söylüyor. Beni iyi tanıyan, iyi takip eden bir dinleyici. Daha evvel de belli ki karşılaşmışız, bir yerlerde tanışmışız. Ben hatırlayamadım, kusura bakmasın. Tribünde falan karşılaşmış olabiliriz. Beni iyi takip ettiği belli. Çünkü ben genelde biz Fenerbahçeliler, biz Beşiktaşlılar, biz Galatasaray olarak falan filan diye böyle genelleme yaparak çıkış yapan insanları keserim.
Sen kendi adına konuş kardeşim. Yanındaki 3-5 kişisi en fazla. Sen koskoca cami. Biz taraftar olarak biz bunu bilmem ne falan filan. Ama burada onu da söyledi. Onu da farkında. Burada haklı ama. Çünkü Fenerbahçe'li ekseriyi büyük çoğunluğu şu anda maç sonu Ali Koç söylemleri çerçevesinde düşünüyor ve bize karşı bana gelen benim kendi öz abim dahil. Dün akşam mesajlar Fenerbahçe'nin doğrandığı yönünde. Benim öz abim bana diyor ki bu hakemlerle biz şampiyon yapmazlar bizi diyor. Öz abim benim. Bence problem yok dedim. Uzatmadım yani o gece o saatte bir de onunla WhatsApp'ta bir de ona derdi anlatmam lazım yani. Bırak dinleyicisini, radyosunu, Ali Erim'ini, Mert Elam'ını. Bir de kendi abin seni arıyor bu hakemler bizi şampiyon yapmaz. Yani ne diyeyim ben şimdi tamam mı? Gece 12'de ne diyeyim ben? Bence problem yok dedim. O da bir şey demedi sonra. Şimdi yani ben Ali Şansalan'da veyahut da federasyonda, hakemlerde Fenerbahçe liderdi ya bu maça çıkarken. Siz ne konuşuyorsunuz ya? Bak yıllarca Fenerbahçe işleri iyi giderken ne dediler? Fenerbahçe hakkıyla şampiyon demedi ki kimse. Çünkü bu ülkede böyle bir şey yok ki. Kimse hakkıyla bir şey elde etmez ki. Mutlaka bir alavere dalavere vardır. Kedi uzanamadığı yere mundar der. Bu ülkenin gerçeği ya. Her konuda böyle kardeşim. Fenerasyon dediler ya. Fenerasyon. Federasyon değil. Fenerasyon dediler. Değildi fenerasyon. Fenerasyon falan değildi. Çekemiyordunuz Fenerbahçe'yi. Sonra bakıyorsun Fatih Terim isyan ediyor. Galatasaray hakları yeniyor falan. Sonra Galatasaray lehine oldu mu da işte mıy geçiştiriyor. Niye? Hakem hata yapıyorsa hata yapıyor. İşinize geldiği zaman hakem hata yapar insan. İşinize gelmediği zaman hakemler bizim üzerine oynuyor. Zorlu dediler, morlu dediler. Fatih Terim tweetler attı. Hepsi tribünlere oynamaktı. Hepsi baskı altına almaktı. Zorlu'da da Fenerbahçe için hiçbir şey yapılmış falan değildi. Orada da Fenerbahçe üzerine şey. Yani bunlar her takıma yapılıyor. Şimdi Fenerbahçe de dönüyor bunu söylüyor. Zamanında Fenerbahçe'ye yapılan saldırılar da haksızdı. Ben bu mikrofonda bunları söylerken de Fenerli tabii öyle söyleyecek. Amigo yorumcu diyorlardı. Ama başka türlü Fenerbahçe'nin söyleyince bu sefer de işte beni Fenerbahçeli olmaya davet eden ya da hain ilan eden kibardı bu dinleyici. İyi niyetliydi bana karşı. Bana karşı iyi niyetli olmayan çok var. Ya neresi Fenerbahçe'li olan hain o be. Onun bütün derdi patronu başkan yapmak falan diye dönerler. Saat sana bağlarlar bizim odamızı. Adamın günahı yok. Adamın haberi bile yok ne konuştuğundan burada. 15 senedir ben ne konuştuğumla ilgili hiçbir gün dönüp yukarıda bir olumlu olumsuz şey bile almadım yani. Ama işte işlerine geldi mi Saati Sanır Radyosu Fener Radyo Fener. İşlerine gelmedi mi de yönetimi devirmek isteyen başkan olmak isteyen Saati Sanır Radyosu tetikçisi Barış Ertuğ. Hepsi palavra. Ben burada ne görüyorsam konuşan bir adamım. Kimseye de hesap vermiyorum konuştuğumla alakalı. Kimseden de talimat da almıyorum konuştuğumla alakalı. Başka programcılar da bu radyoda aynı şekilde hareket ediyorlar. Bana biri de diyemez ki böyle konuş böyle konuşma dedi Barış diye. Aramızda tartışıyor muyuz? Tartışıyoruz. Neyin doğru? Bir sürü fikirde en fikir oluyor. Dışarıda biz çok konuşuyoruz bu. Sen böyle dedin ama... Ya ben buradan çıkıyorum Aygün'e merhabalaşırken sabah benden sonra yayını alan Aygün'e diyorum ki sen saçmalıyorsun diyorum öyle bir şey olur mu bilmem diyorum. Ben demiyorum ki ama git böyle de diye. Tartışıyorum. Nasıl böyle düşünebiliyorsun diyorum şöyle böyle falan filan. Gülüşüyoruz günün sonunda. Sizde de burada reklam arasında bile tartışıyoruz yeri geliyor. İşte bugünkü karar faul değil diyorsunuz bence faul. Ne diyeyim ben şimdi faul Fenerbahçe'nin hakkı ya. Şimdi orada işte bir şey yapabileceğim. El Makame'ye de kart gösterebilirdi. Ruiz Gustavo'yu o kadar kolay gösterirken El Makame'ye gösteremedi. Tamam. İç saha seyirci baskısı. Hata olabilir. El Makame'ye de kart göstermesi gerekirdi. Ya bunlar oluyor. Ben hatasız demiyorum Ali Şansalan. Türk hakemleri hatasız demiyorum. Çok hatalar yapıyorlar. Ama ben şunu ısrarla söylüyorum bakın. Bu kadar kötü bir futbol ikliminde yani bu kadar kötü başkanların, bu kadar kötü yöneticilerin, bu kadar kötü niyetli, kötü olmasa bile, kötü niyetli futbolcuların olduğu yerde en son Türkiye'deki sorun hakemlerdir. Hakemler bir sorun mudur? Evet sorundur. Ama son sorundur. İlk sorun değildir. Sanki ilk sorun hakemmiş gibi konuşuyor herkes. Ve bak bunu bugün için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Ben 15 yıldır bunu söylüyorum. Diyor ya 15 yıllı Barış Ertür falan. 15 yıldır bunu söylüyorum ben. Benim de zaman zaman hakemlerle ilgili isyan ettiğim şeyler oldu. Ya bu da nasıl ya bunu da izah edemiyoruz ya bu kadar da kötü hakemlik yapmasınlar kardeşim dediğim oldu 15 senede 15 defa en fazla. Takım bağımsız, takımdan bağımsız, pozisyondan bağımsız ama genelde söylediğim işte o duruşla alakalı.
Bazen de çok abuk subuk kararlar veriyorlar. VAR protokolü de düzeltmiyor falan, böyle olabiliyor. Ama hangi takım olduğu beni zerre kadar ilgilendirmiyor. A takım, B takımı diye bakarak konuşuyorum. Onun için de zaten hangi maçtan sonra ne demişsek onu kimin işine geliyorsa o sesini çıkarmıyor. Halbuki o sesini çıkarmıyorlar, daha önce bana küfredenler. İşine gelmeyen de sesini çıkartan taraf oluyor. Ha biz bunlara alıştık. Yani ben ne yapayım? Ben sabahın köründe kalkıyorum. 15 senedir 5.30'da kalkıyorum ya. Buraya da gelip doğru inandığımı söylemeyeceksem kalkmayayım abi. O zaman 11'e kadar uyuyayım ben de. Bir sürü insan öğlen geliyor işe. Ben de öğlen geleyim ya. Ben de yöneticiyim burada. Üst düzey yöneticiyim hem de ben de. 6-7 tane şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Ya ben de bırakabilirim bu yayını, yani 15 sene yaptım yeter. Ama bırakmıyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlarla rotasyon da olsa, o da olsa, bu da olsa yapıyorum. Kusura geleyim de bari doğru bildiğimi de konuşayım yani. Değsin yani buraya geldiğime. Kimseye yaranmak durumunda olmadığımı da artık 15 sene herkes de anlamış olması lazım ya. Kimseye ben yaranayım diye, kimseye şirinlik olsun diye görmediğim bir şey de söyleyemem. Bak o kimin pozisyonu bence faul arkadaşlar. Bu pozisyon kime değil de şeye de yapılsaydı. Edgar'a da yapılsaydı, efendim Vida da yapsaydı, tamam mı? Edgar da yapsaydı, efendim işte Victor'u da yapsaydı, söyle adını sizi, Marko da yapsaydı, kim yaparsa yapsın o hamleyi, benim diyeceğim şey buydu. Faul. Bence faul. Ben Fenerbahçeli oyuncu yaptı, Trabzon hocaya yaptı falan diye bakmıyorum ki. Bence savunan oyuncu, hücum eden oyuncuya bence adamı kaçırıyor. Adamı kaçırıyor, topu kaçırıyor, pozisyon avantajını elde etmiş vaziyette. Arkadan da bir müdahale var. Efendim bu müdahaleye çalınmayabilir. Saygı duyuyorum böyle diyenlere. Çünkü bazı önemli hakem yorumcuları da faul yok diyor. Saygı duyuyorum. Kırılma anıdır, doğrudur. Ama buradan hareketle maçın içinde de var diyor mesela dinleyicimiz. Ya ne diyorum size ya, vermedi adam. %100 penaltı bakın şeyin pozisyonu. Zala ile Cornelius muydu? Pozisyonu %100 penaltı. Hı hı. Ya %100 penaltı bak, %99 değil, %100 penaltı, dünyanın her yerinde penaltı. Bunu vermedi yarıştan salan ya. Siz doğradı dediğiniz adam bu penaltıyı vermedi. VAR uyardı, gitti baktı, verdi. Hem aşağıdan penaltı hem yukarıdan penaltı. Bunu vermedi ya. Yani niye kendi notunu kırdırsın Fenerbahçe'yi doğramak isteyen adam? Fırsatını bulmuş. Aksine anında çalar orada 85. Allah der çalar hem de. Fenerbahçe kaybetsin istemiyor mu? Ya hakeme kötü niyetli demeyin. Hakem zaman zaman baskı altında kalıp yanlış karar vermiş olabilir ki maçın sonucuna direkt etki eden ikinci sarı kart ve faul, hem frikikten gol oldu hem de Fenerbahçe 10 kişi kaldı maçın başı ve çok kritik bir oyuncu, kim yani en olmaması gereken oyuncu, çok büyük şanssızlık Fenerbahçe, pozisyon şanssızlığı. Kime de çok kızamıyorum, orada bir hamle yapmak ihtiyacı içindesin, adam gidiyor gole gidiyor. Ona da kızamıyorum, bu penaltiye niye ikinci sarı kartın varken bu hamleyi niye yaptın arkadan dirseğinle beline doğru, sırtına doğru, bu net, niye ittin arkadan adamı da diyemiyorum. Anlık şeydir, pozisyon şeydir yani, çok iyi bir stoper çünkü burada eleştiriyi hak etmiyor. Şanssızlık, pozisyon şanssızlığı ya, orada kaybetti avantajı, adam aldı gidiyor. Ama bu oldu, ne yapalım yani. Burada da ben bir hakem hatası büyük görmediğim için de farklı düşünene de saygı duyuyorum, ama kalkıp buradan ve diğer pozisyonlardan bu maçı çok da iyi mücadele etmiş Fenerbahçe. Pereira da erken de işler yapsa belki daha çok tutabilirdi maça Fenerbahçe. Koruyabilirdi belki birbiri. Ya, ama buradan hareketle büyük bir yaygara kopartmak, yangın yerine çevirmek, işte Ali Koç'un maç sonu açıklamaları. Bence çocukça, kusura bakmayın yani. Şimdi ben Fenerbahçeli %85'i anket yapsak Ali Koç'u haklı bulacak. Ben bunu biliyorum. Ama ben %15'in içindeyim, kusura bakmayın. Fenerbahçeliyim ben de, ama Fenerbahçeliyim diye şey yapacak halim yok. Ben Galatasaray içinde, Fatih Terim içinde neler söyledim? Bana Galatasaraylılar ne küfürler ettiler. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, damanında Demirören. Neler söyledim? Çok küfür etti Beşiktaşlar bana. Arada Sergen Yalçın'ı eleştirdiğimiz yer oldu. Çok beğeniyorum Sergen Yalçın'ı, çok takdir ediyorum. Arada ama eleştiri yapıyoruz, o takdirleri bir tarafa bıraktılar. Beşiktaşlar da küfür ettiler bu sefer dönüp Sergen Yalçın'la ilgili eleştiri yapıyorum diye. Ya biz alışırız kardeşim, küfür yemekle bizim bir şey olmayacağımızı, küfür edenin küfür edene olduğunu, küfürün, biz öyle görüyoruz yani. Yoksa yapılır mı bu iş? Benim çocuğum yeni doğmuştu, çocuğuma küfür ettiler ya. Çocuğumun yeni doğduğunu bildikleri halde ben tek başıma yayın yaptığım zaman senin elin ayağın titrer görsen, sana yapılsa.
bizim de bayağı titredi yani. Ama sonra derin kalınlaşıyor. Sonra bunlara kıymet harbisi oldu. Sonra sana küfreden bir sürü adamı da senden helallik istediğini de 15 senede gördüğün için. Edilen küfür mü? Bazısını artık elimize takılıyor bazısı. Gidiyoruz mahkemeye veriyoruz avukatlarla. Onu da cezasını çekiyorlar. Gerçi doğru dürüst mahkemelere de güvenilmiyor. Ama bazıları tutturuyor. Çoğunu da affediyoruz. Çoğunu da bakmıyoruz. Kafamızı çeviriyoruz. Çünkü küfür edene kendi ettiği yani. Nefret edenin ruhunu yiyor nefret. Nefret edilene bir şey olmuyor. Küfür edilene bir şey olmuyor. Küfür edene gidiyor kötü enerji. Tamam mı? Biz onu da öğrendik. Yani hayat içinde, bu yayın içerisinde onu da öğrendik. O yüzden beni Fenerbahçeliler, ya ben Fenerbahçe'yi tutuyorum. Benim ailemde herkes Fenerbahçeli. E şimdi bana bugün Fenerbahçeliler küfür ediyorlar. Ne yapayım? 15 senedir ettiler zaten. Ne olacak yani? Ben bu saatten sonra ne olur yani? Bir işi yapıyorsak doğru dürüst yapalım. Vicdanımız rahat, inandığımız gibi yapalım. Biz de o eyyamcılar gibi olmayalım. Oramız buramız oynamasın. Ne görüyorsak onu konuşalım biz de. Hakemle de eleştiriyoruz ya gördüğünü çalsana kardeşim diye. Tamam biz de öyle yapmayalım. Biz de ne görüyorsak onu konuşalım. Önümüze ne geliyorsa dosya, belge, bilgi, gözümüzün gördüğü, aklımızın erdiği onu konuşuyoruz. Dört dörtlük doğru mu konuşuyorum? Yok ben de insanım. Ben de bir sürü şey. Belki de haksızım bazı şeylerde, yorumlarımda. Belki de değil bir sürünün de haksız da çıkıyorum bazen yani. Sonra dönüp evet ben burada hatalıymışım bak doğru böyleymiş dediğim de çok oldu benim. Yayında da söylüyorum bunları zaten açıkça. Biz buraya baş öğretmen diye oturmuyoruz ki. Mert çok mu iyi biliyor futbolu? Ali en iyi bunlar mı biliyorlar da Türkiye'de en çok dinlenen spor adresinde en çok dinlenen saatinde bu adamlar var. Bizden daha iyisi olmadığı için mi zannediyorsunuz? Yok. Yayıncıyız biz. Ama biz de insanız. Biz baş öğretmenlik taslamaya oturmuyoruz burada yani. Bizimle hemfikir olmadığınız konularda bizim... Ha bizi şu var kardeşim benim kötü niyetli olduğumu falan söyleyen gerizekalıdır. Ben kötü niyetli değilim yani. Hiçbirine karşı ama. Kişi ya da kurum. Art niyetli, tavırlı değilim. Olmamın da manası yok. Mantıksız. Aptalca. Bunu böyle düşünen aptaldır diye onun için söylüyorum zaten. Ben niye Fenerbahçe'yi karşıma alayım? Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı kötü niyetle burada tetikçi. Niye yapayım ya? Bana ne faydası var? Hiçbir faydası yok bana. İşimi kötü yaparım. İşimi kaybederim. 15 senedir burada duramazdım zaten. Yine yayının reytingi kadar ne bir şey kalırdı. Damga yerdik. Tutunamazdık zaten bu kadar. Bu radyoda duramazdı biz o şekilde yönetseydik. Onun için bana bu taleplerle gelmeyin. Beşiktaş düşmanı değilim. Galatasaray düşmanı değilim. Fenerbahçe haini değilim. Trabzonlu muyum ben şimdi Trabzonspor? Haklı bir galibiyet aldı. Trabzonlu mu olduk? Trabzonlular küfürüyordu bana düne kadar. Yani en sevmeyen dört büyükler içinde Trabzonlu mesela. E şimdi bugün Trabzonlu mu oldum ben? Yine değilim. Postun öyle gerekti. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Yeni saatteyiz. Sabah sporunda biraz uzun bir reklam arası verdik. Dinleyicimizle birlikte geri dönüyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın, iyi haftalar. Sağ olun. Tanıyalım sizi, buyurun. Barış benim izim. İzmir'den arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Ben de açıkçası şunu paylaşmak istedim. Ben de Ali Koç destekçisiyim ama dün akşamki sonuçtan sonra yapılan açıklama beni de bir hayli üzdü. Trabzon deplasmanında biz her zaman kaybedebiliriz. Bence de hakem hataları vardı. Hakem oyundan koptu. Ama bunu hakeme bağlamak doğru değil. Bir art niyeti değildi. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi eğer bir art niyet olsa Salah yine penaltı pozisyonuna es geçmezdi zaten. Yani inşallah Ali Koç'un dediği gibi bu seneyi başarılı bitiririz. Sayın Başkan'ın dediği gibi. Ama şeyi de çok riskli görüyorum. Başkan hiç ağzından bu sene kesinlikle şampiyon olacağız diye söylemler çıkmazken bu sene bunu söylemeye başladı. Ve açıkçası bu gerçekleşmezse yeterli kredisi de yok şu anda geçmişten dolayı. Biraz daha bizim önümüze bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de Fenerbahçe'nin şu anda bu kadrosunun şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacak
çapta bir kadro kurulduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin şu ana kadar gösterdiği performans da bu yarışı sonuna kadar kovalayıp şampiyon da olabilecek bir performans. Çünkü bunun gelişeceğini de öngörüyorum daha da Fenerbahçe'nin. Ve liderdi düne kadar. Dünkü mağlubiyetle liderliği kaptırdı ama yine geri alabilir. Bu yarış çok devam edecek. Beşiktaş da bu yarış içine bence bir müddet sonra tekrar geri dönecek. Çünkü Beşiktaş'ta bir düşüş var. Ama olabiliyor bu düşüşler şeyler falan. Ama Galatasaray'ı ben beğenmiyorum bir tek. Yani Galatasaray'ın şampiyon olacağına açık söyleyeyim bu haliyle inanmıyorum. Galatasaray değişirse fikrimize değişir ama bu haliyle Beşiktaş, Fener, Trabzon üçünün arasında geçer gibi görüyorum ben. Fenerbahçe'nin yalnız bu işte ortalığı ayağa kaldırıp da Fenerbahçe kurumsal bir hareketle dün başladı bu sinyaller. Hakemler üzerinden bir şeye girerse psikolojiye ve operasyona yani kendi işte sosyal medyaydı, sokakta yürüyüştü, protesto, siyah çelenk, o bu falan filan. Yani camia o zaman bu duyguyu tamamen içselleştirir de hakemler Fenerbahçe şampiyon olmak istemiyor gibi olursa o zaman o futbolcuları da olumsuz etki ediyor. O zaman Fenerbahçe'nin futbolunda da bozulma göreceğiz. Halbuki Fenerbahçe kötüye gitmiyor. Fenerbahçe her geçen gün iyiye gidiyor. Eksikler var, beğenmediğimiz taraflar var. Şöyle olsa daha iyi olur dediğimiz taraflar var. Herkesin farklı fikirleri var ama diğer takımlarda da aynı şeyler var. Yani bak Galatasaray hiç top oynamıyor. Trabzonspor iyi ama arka tarafı zayıf. Birinci bölgesi zayıf, bireysel hata. Beşiktaş işte sakatlıklardı, Şampiyonlar Ligi fikstürüydü, geçen seneki şampiyonluğun verdiği rehavet ne derseniz deyin, bu kadar hazır, bu kadar yüksek tempolu oynayan futbolun en beğenimiz Beşiktaş. Bak üst üste puan kayıpları yapmaya başladı bir anda. Geride kalabilir bu yarışın içerisinde. Çünkü çok iyi bir Trabzon ve çok iyi bir Fener var. Yani böyle bir lig varken kalkıp hakemler, federasyon falan diye bir cephe açtığınızda bence bu zarar verecek Fenerbahçe'ye. Ben de size katılıyorum Barış abi. Evet. İnşallah bunu bir tarafa koyup artık önümüze bakabiliriz. Çünkü dediğiniz gibi şampiyonun en büyük aralarından bir tanesi. Ya kaybedilmiş bir şey yok. Yani Fenerbahçe kötü de oynamadı dün yani. Bu kadar olumsuzluğa rağmen ve geç değişikliklere rağmen. Sonuçta evet son bölümde çok yaslandı. Tamam. Yorgunlukla ve bir kişi eksik olmak karşındaki de iyi bir Trabzon. Güçlü bir Trabzon. Yani zayıf bir takım değil. Yani bu maçı ne diyorum size yani 11-11 olsa kazanabileceğini gösterdi. 11-10 iken yenilmeyebileceğini gösterdi. Ama işte son dakikalarda bir penaltı. İşte belki Pereira işleri biraz daha erken yapsa daha şey yapsa Fenerbahçe biraz daha kontrata canlı çabuk çıkartacak bir şeye dönebilseydi 10 kişiyle Fenerbahçe kontrataktan 2-1'i de bulabilirdi. Çünkü Trabzon'un ne diyorum hep arka tarafı zayıf. Orayı kullanamadı ama Fenerbahçe oraya doğru top atamadı. Baskı yapamadı. Neyse sonuçta ama bu hiçbir şey yok kaybedilmiş. Hiçbir şey yok orada da yani. Aynen öyle. Yani Fenerbahçe'nin oyun karakteri, şeyi, direnci, sahadaki şeyi, duruşu, muruşu. Fenerbahçe biraz yavaş oynuyor. Problem o. Kendi sahasında top ayağındayken daha çabuk oynaması lazım. Beşiktaş gibi oynaması lazım. Daha çabuk paslaşması lazım. Seri paslarla sürekli arayış içinde olması lazım. Orasını falan geliştirmesi lazım Fenerbahçe'nin. Yani yoksa ne oldu yani sezon bitmiş gibi, kaybedilmiş gibi isyan falan filan bence bunlar çok lüzumsuz. Barış abi bir şey daha ekleyebilir miyim? Buyurun. Son olarak Fenerbahçe taraftarın olarak bizim şöyle hareket etmemiz lazım bence. Evet son zamanlarda gelen başarısızlıktan dolayı bir sabırsızlığımız var, bir başarı hedefimiz var. Ama sezon sonuna kadar bu takımın arkasında durmamız lazım. Başka şeylerle uğraşmadan. Çünkü yarın öbür gün biz de hakem hatasıyla maç kazanacağız. Hakem hatasıyla tekrar maç vereceğiz. Rakiplerimiz de bunları yaşayacak. Ama bizim ne olursa olsun statta şanssız bir sonuç çıktığı zaman oyunculara bir çatlak sesler çıkmaması lazım. Sonuna kadar bu takımın arkasında duralım. O sezon sonu konuşuruz duruma göre. Evet, evet katılıyorum size. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Şimdi Trabzonspor mesela attığı penaltı golü. Ali Şansalan vermedi penaltıyı. Varda hakemin takdiri deyip karışmasaydı. Yani adam çünkü ikinci veya var dedi ki hoca bir bak istersen dedi hani sen topa müdahale yaptın yapmadın daha önce Halil'in pozisyonu da benzer bir şey olmuş topa müdahale işareti vardı topa müdahale var mıydı yok muydu Halil'in hani Cagney'in golünde Halil'in çıkışı orası faul olabilir çünkü o pozisyon orada çok ısrarcı değilim Cagney'de ısrarcıyım faul olmadığına dair ama Halil'le faul olabilir o kalça koyma hareketi o da hakemin takdiri çok yakın diye ben değerlendirmiştim biliyorsun şimdi dolayısıyla burada da böyle bir durum olsaydı vermedi ya. Vardı dedi kulağına mısın? Ben dedi böyle takdir ettim dedi. Gitmedi monitöre. Monitöre gitmedi diyelim. Ne olacaktı?
Yani şimdi Ali Şansalan nasılsa Vardan bunu döner diye mi Fenerbahçe'yi mağlup etmek isteğini sakladı sanki? Öyle bir şey yok. Ne diyeceklerdi bu maçtan sonra? Fenerbahçe bu kadar bağırmayacaktı. 1-1 bitmiş olsaydı. Gene bağıracaktı Ali Koç. Diyecekti ki bizim penaltı, çünkü diyecekti ki faul yok orada. İkinci sarıdan haksız yere oyuncumuz atıldı. Orada bizim için zaten böyle bir maçta 10 kişi kalmak, böyle kritik bir eksiklik gerçekten büyük bir şanssızlık. Maçın içinde de zaten hakemin tartışılan kararları var. Sağ seyirci baskısından dolayı. İşte Luis Gustavo'ya kart çıkartıp Emekam'ı çıkartamaması. Bunlar oluyor ama iç sağ, ya Fenerbahçe'nin maçında da oluyor bunlar Kadıköy'de. Baskı altında. Daha özellikle büyük takımlara karşı hakemler küçük takımları ezerler. Dünyanın her yerinde böyledir. Kolay değildir yani büyük takıma çıkan kartla küçük takıma çıkan kart aynı değildir yani. Takdir hakları aynı değildir. Kimse hikaye anlatmasın. Büyük takımların takdir hakları avantajdır küçük takımlara karşı. Yani Juventus'a da böyle yaparlar. Milan'a da böyle yaparlar. Fener'e, Beşiktaş'a, Galatasaray'a da böyle yaparlar. Bayern'e de, hani Bayern hiç ihtiyacı yok bunlara ama Bayern'e de iltimas ederler. Yani Bayern'le Offenheim'e bir tutmazlar yani. Böyledir bu. Futbolun doğası, insan var işin içinde. Etkilenirsin iyi takımdan, güçlü takımdan. Büyük formadan, büyük camiadan, taraftan etkilenirsin. Robot değilsin çünkü, tamam mı? Şimdi dönüyorum tekrar Ali Şansalan'a. Fenerbahçe yine söyleyecekti ama 1-1 bittiği için daha sınırlı bir söylem olacaktı Fenerbahçe. Trabzon ne yapıyordu şu anda? Ortalığı birbirine katan Trabzon olacaktı. Penaltımızı vermedi. Hakem Fenerbahçe'yi kolladı diye. Şu anda Trabzon'un basını, Trabzon liderliğimiz çalındı demeyecekler miydi? Ya işte bu kadar, bu işler böyle. Böyle bu işler. Evet, devam edelim. Şimdi Galatasaray maçını da biraz konuşalım istiyorum. Tabii çok vaktimiz kalmadı ama Konyaspor mücadelesi, Galatasaray 1-0 kazandı. Dakika 4'te Mustafa Muhammed'in golü gelmişti bu karşılaşmada. İlk yarıda da Galatasaray'ın girdiği net pozisyonlar vardı. Halil Dervişoğlu'yla yine Mustafa Muhammed'le kaçırdığı atakları vardı. Fakat devre 1-0 olunca Konyaspor ikinci yarıya çok daha istekli başladı. Bu sefer oyunu tamamen hakim oldu. Yeşil beyazlı ekip Türk Telekom Stadyumu'nda iyi bir Galatasaray taraftarının önünde böyle bir baskı uygulamak gerçekten takdire şayan. Konyaspor'u da dünkü oyundan dolayı tebrik etmek gerek. Gerçi hani bu kadar topa sahip olup yeteri kadar pozisyon ürettiler mi tartışılır ama yine Muslera'nın zorlandığı birkaç pozisyon vardı. Yine de bu 45 dakika içerisinde hatırladım iki pozisyon var Konyaspor. Onları değerlendiremediler ve Galatasaray'da biraz da şansıyla diyebiliriz ikinci yarıda galibiyete uzandı. Ama Barış abi dediği gibi çanlar Galatasaray için çalmaya devam ediyor. 9. hafta geride kaldı. Milli ara geçti. Ama Galatasaray'da hala çok dramatik bir iyileşme gözükmüyor ve yine ligin o başındaki gibi öne geçtiği bir karşılaşmada puan kaybı ihtimali çok yüksek şekilde yaşandı. Bu sefer kaybedilmedi ama o hissiyat en azından Galatasaray'da hala devam ediyor. Ve bu iç sahada yaşanması da gayet de iyi bir kadroyla Galatasaray sahaya çıktı. Hani Berkan yoktu, bir tek cezalı ama hani Marka da yok, kabul. Ama yine de karşısındaki takımda Konyaspor ve golcüsüz çıkan bir Konyaspor. Yani Çikaliş yok, Ahmet Hasan yok, Artem Kravets ile kadro da yok. Rahmanoviç de Endri Çekici'nin orada ikili oynadığı bir Konyaspor'a karşı bu kadar zorlanması da düşündürücü. Düşündürücü. Diye pas attım işte sana. Pas attın. Bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray açısından üst üste 3 galibiyet. Tabii ligde biraz Galatasaray'ın toparlanmasını ve zirveye yaklaşmasını sağladı. Hangi takım zaten bu ligde 3 maç üst üste kazansa kendi hedefleri için ya hedefine ulaşır ya da hedefine yaklaşır. Galatasaray açısından bu çok olumlu. Büyük ihtimalle Galatasaraylı taraftarlar da ya bu takım kötü oynarken de bir şekilde kazanmayı başarıyor. Bir de iyi oynasa tarzı bir düşünce içine girmiş olabilirler. Ancak Galatasaray'da hani bu 3 karşılaşmayı şöyle tek tek ele aldığın zaman Göztepe maçında Göztepe kalecisi İrfan Can'ın yaptığı çok büyük bir hata. Rize Spor karşılaşmasında skor 2-2 iken Rize Spor'un kaçırdığı penaltı. Sonrasında Galatasaray'ın tartışmalı 3. golü. Bu karşılaşmada da yine oyun olarak oyunu alamayan bir Galatasaray. Avrupa'da kazanılmış Lazio karşılaşmasında Lazio kalecisinin yaptığı büyük bir hata. Şimdi Galatasaray
aslında normal şartlarda bir sezonda bir takımın şansının yardımıyla kazanabileceği sayıda maçı son dönemde üst üste kazandı. Bu her takıma oluyor bir sezon boyunca. Hani her takım 3-4 tane karşılaşmayı biraz şansıyla, biraz rakibin büyük hatalarıyla kazanıyor. Ama Galatasaray'da bir sıkışma oldu bu dönemde. Üst üste geldi böyle karşılaşmalar. Adeta Galatasaray sezonluk şansını, sezonluk biletlerini bu 3-4 haftada tüketti. Ya da harcadı ya da harcamaya devam ediyor. Bilmiyoruz bundan sonra ne olacak ama bunun tabii bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Eğer işin sadece saha içerisine odaklanırsak Galatasaray bu şekilde maçlarını kazanmaya devam edemez. Galatasaray'ın oyun olarak mutlak surette gelişime ihtiyacı var. Dün evet Galatasaray ilk yarıda birden fazla gol bulabilir miydi? Bulabilirdi, doğru. Ama o noktadan sonra Galatasaray'ın ikinci yarının neredeyse tamamını oyun olarak Konya Spor'a vermesi çok kabul edilebilir bir görüntü değil. Ve Konya Spor da belki bu kadar bile oyuna hakim olacağını düşünmeden onlar da maç içerisinde daha fazla cesaretlenerek oynadı. Onu söylemek gerekiyor. Dün hani Galatasaray'da işte Halil'le Mustafa Mehmet'in aynı anda sahada olması orayı biraz daha canlandırdı mı? Kesinlikle öyle. Ancak orta sahada da bedeli ağır oldu Galatasaray'a. Oyunun kontrolü bir türlü Galatasaray merkezde alamayınca bunun problemlerini yaşadı ve işte az önce sen söyledin hani dün Konya Spor'da sadece Çıkaleşi olsa bile bu maç farklı bir noktaya gidebilirdi. Galatasaray mutlaka bunları düşünecektir. Çok uzatmıyorum. Ama dün hani Galatasaraylı taraftarlara maç sonunda mikrofon uzatsan skor dışında olumlu ne söylerlerdi çok merak ediyorum. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Her pazartesi olduğu gibi telefon hattımızın diğer ucunda Bitay'dan Sevcan'ım var. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Evet, iyi haftalar. Güçlü bir açılış oluyor. Future ETF'lerin onayı bekleniyor Amerika'dan. Hı hı. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz, bunu da biliyorum. Evet. Tabii biraz da beklediğimizden de hızlı aslında. Biz Kasım aralığa doğru ben bekliyordum ama hı hı. Hemen Ekim'in ortasında böyle bir haber çıkınca beklediğimiz hareket de beklediğimizden de daha çabuk başladı sanki. 62 bin dolarları geçtik. Türk lirasında rekor kırdık zaten. Dolar 9.20'nin üzerinde olduğu için henüz Bitcoin dolar bazında zirve yapmış, yani zirveyi yeni görmüş olmasa da, daha önceki 65 bin zirvesine gelmemiş olsa da 62 bin küsur. TL bazında gördüğü şu anki seviyeler 500 bin TL'nin üzerinde bir Bitcoin. 600 bin liraya geliyor daha doğrusu. 579-580 bin lira olmuş. Bu bir rekor. Müthiş bir rekor. Ve 1-1.5 yıl içinde bakalım da çarpı 10 çarpı 15 yaptı. Hem dolar bazında hem TL bazında daha da fazla. Evet. Hem bu haftaki gelişmeleri, olası gelişmeleri, future ETF'lerin arkası spot ETF'ler ne zaman gelir, artık kripto camiasının ve özellikle Bitcoin'in kabul görme noktasında geniş kitlelere hitap etme, daha kolay yatırım yapılabilir hale gelme, daha hızlı benimsenmesi noktasında kuşkusuz süreci hızlandıracak, hedeflere doğru daha hızlı ve güvenli gitmesini sağlayacak. Ama siz en azından bu hafta ve bundan sonraki haftalarda spot ETF gelişmesinde bekliyor musunuz? 100 bin dolar gibi bir psikolojik hedef konuluyor. Bu hedefe ulaşabilir mi? Burada kalıcı olabilir mi? 2021 takvim yılında en azından. Şu son gelişmeler ışığında bu yönde merak ediyorum düşüncenizi. Tabii ki. Önümüzdeki 3 ay içerisinde SEC'den beklenen future ETF'ler, 6 tane future ETF başvurusu var aslında. Hepsi de Bitcoin ETF başvurusu. Yani ilkine onay geldiğine göre, hani proşeyse geldiğine göre, bu diğer future based olan, yani vadeli işlem piyasasında işlem görecek olan ETF'lere de onay gelir diye düşünüyoruz. Çünkü hiçbir arasında fark yok ve bütün kurumlar aslında birbirinden güçlü kurumlar burada. Ancak spot tarafta bir ETF onayının daha sürenin olduğunu düşünüyoruz. Hani esasında
spot ETF ile aslında bu vadeli işlem piyasasında işlem görecek olan ETF arasındaki farkı da belki de buradan sizin aracılığınız yatırımcılara duyurmak da gerekir. Buyurun. Vadeli işlem borsasında işlem görecek olan bir ETF'de vadeli işlemlerde yaptıkları işlemler dayanak olarak gösterilecek ve doğrudan direkt piyasadan spot'tan bir alım yapma şartları olmuyor. Dolayısıyla biz bu ETF'leri şu anda onaylanan ProShares ETF'inin de spot piyasadan direkt alımla desteklenmediği için hani fiyatlar üzerindeki yüksek bir kaldıraçla fiyatları kaldıracağını beklemeyiz. Ama spot piyasa ETF'leri direkt dayanak noktaları spot piyasadan belirledikleri oran miktarınca alım yapmaları olduğu için, yapmak zorunda oldukları için orada arz talep kanunları gereği fiyat üzerinde gerçekten çok hızlı yükselişler göreceğiz. Bu şu andaki onaylanan ETF'in fiyatları yükseltmesini ve 62 bin dolar seviyesine getirmesinin sebebi artık öyle ya da böyle kripto dünyasına dair tanımlamaların geldiğinin başlangıcı ve daha sonrasında da bu spot piyasa ETF'nin onaylanacağına dair bir hem garanti hem de bir beklenti oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bu açıdan önemli ama bir yandan da şu anki haliyle bile yani şu anda muhtemelen bir hafta içinde işlemi açılacak olan bu vadeli işlem ETF ile beraber Amerika'da emeklilik şirketleri de bu ETF'e mesela yatırım yapıyor olabilecekler. Veya bugüne kadar kurumsal yatırımcılar bir şekilde kripto dünyasından uzak kaldılarsa yüksek miktarda olacak olan dijital varlıklarını, kripto paralarını işte cüzdanlarda saklamak vesaire gibi süreçler hani bizler için çok kolay ama bir yandan da yani geleneksel finans aktörleri için daha zor ve komplike gibi görünüyor olabilirler veya bunu risk yönetimi olarak değerlendirememiş olabilirler. Ama bunun borsada işlem gören bir ETF haline dönüşüyor olması zaten standart bir ürün. Hani bilinen bir ürün paraya direkt yatırım aracı olarak yatıracakları ve belirli vadelerde getiri kazanacakları bir ürün. Dolayısıyla benimsenmesini adım adım arttırıyor tabii ki de. Hem kurumsal tarafın hem de bireysel tarafın daha yaygınlaşmasına bir aracılık oluyor. Ama bir yandan da zaten ekosistemdeki haberler de her geçen gün kurumsalların piyasada işlem yapması, rezervlerini eklemesi veya kripto paraları ödeme aracı olarak kullanan şirketlerin her geçen gün artması da zaten bunun arkasını dolduruyor. Evet. Dolayısıyla biz bu spot ETF dediğimiz ETF'leri aslında en erken başvurup yani cevap tarihi SEC'den 14 Kasım'da var. Ama muhtemelen bunlar biraz ötelenerek yani 2022 yıl içinde belki de. Yani Kasım ve Aralık'ta yoğunlaşıyor şeyler ama tekrar bir erteleme bu OneEgg falan özellikle evet. Valkyrie, OneEgg bunlarla ilgili ama 2022 Ocak, Şubat umudu doğdu mu sizce de? Açıkçası doğdu. 2021'de ben bir spot ETF onaylamasını beklemiyorum ama 2022'de bekliyorum. Ya hadi bakalım hayırlısı. Biz de az önce sizden evvel aynı sohbeti yaptık burada reklam arasında. Biz de öyle bir beklenti içindeyiz. Tabii burada hiç bilmeyen dinleyicilerimiz de olabilir. ETF nedir diyenler de olabilir. Exchange Traded Fund diyorlar. Borsalarda işlem gören fonlar. Yani bir fon kuruluyor. Bu fonlar aynı zamanda hisse senedi borsalarında da işlem alınıp satılabiliyor. Fon fiyatları da alınıp satılabiliyor. Dolayısıyla geleneksel piyasada az önce sizin de çok güzel izah ettiğiniz gibi geleneksel olmayan bu yeni nesil ürünlerin dijital dünyanın yarattığı yatırım fırsatlarının işte aset koruma, değer saklama aracı vesaire ve bunun yanında başka diğer merkeziyetsiz finans gibi başka bir sürü NFT dediğimiz gibi dijital sanatın dijital anlamda şey yapılması, orijinalliğini koruması ve dijital dünyada bunların izinin kaydedilerek artık bir varlık sınıfı olarak kabul edilmesi gibi farklı alanlarda milyarlarca dolar buraya aktı. Burada büyük bir şey oluştu. Bunlar kalıcı mıdır? Yoksa geçici bir heves midir? Balon mudur falan derken geldiğimiz nokta biz bunun hep böyle olmadığını, burada ciddi bir yeni teknolojiyle beraber bir yeni bir sınıf doğduğunu, değer sınıfı doğduğunu, yatırım sınıfı doğduğunu, buraya doğru geçişin hızlanacağını hep söyledik. Sizlerle yaptığımız bağlantılarda da bir yıllık aşkın sürede bunları hep söyledik. Nitekim fiyatlarda bugün geldiğimiz nokta gelişmelerde bunu gösteriyor. Yani bu işin bu kadar önemli olması haftaya başlarken
yaparken bu haberin ve bugün fiyatı da bu kadar drive etmesinin arkasında yatan geleneksel piyasanın, geleneksel aktörlerin, yatırım dünyasının artık Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıkları tanımak, onları kabul etmek, onları benimsemek ve bir şekilde bir köprüyle geleneksel finansla bu yenilikçi finans alanının, yatırım alanının bir şekilde buluşup aynı potada işlem yapabilir hale gelmesi. Bunun kalıcılığını, bundan sonraki regülasyon tarafında, benimsenme tarafında hem kurumsal yatırımcı açısından hem devletler tarafından bir kaçınılmaz artık bir noktaya doğru olumlu anlamda gittiğini gösteren gelişme olarak görüyoruz. İşin bu boyutuyla şu anda etkisi var piyasaya olumlu anlamda. Ama bu işte başta Bitcoin olmak üzere kripto varlık alımını doğrudan sizin söylediğiniz gibi spot piyasada asıl fiyata çok hızlı şekilde yukarılara taşıyacak gelişmelerin sadece öncüsü bu. Evet, kesinlikle. Evet. 2022'de bir spot piyasa ETF'in onaylanacağı beklentimizi söyledik. Sizin de aktardığınız gibi NFT'ler de aslında önümüzdeki sene 2022'de çok sık konuşacağımız şeylerden biri olacak. Çünkü bu geçtiğimiz 3. çeyrekte 54 milyon aktif cüzdanın kripto para piyasasında kaydolduğunu ve bunların da %49'unun NFT işlem hacmiyle ilgilendiğini, yani NFT ürünlerle ilgilendiğine dair belirli piyasa raporlamaları var. Ve buradan da gördüğümüz üzere, yani önümüzdeki sene hem bu NFT'ler, Metaverse dediğimiz sisteme ait olan kriptolar, coinler oldukça konuşuluyor olacak. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Bu hafta çok hareketli, yoğun bir hafta olacağı belli. Cumartesi, pazar da belliydi. Ki kripto dünyasında, Bitcoin dünyasında 7-24, 365 piyasalar açık, hiç kapanmıyor. Dolayısıyla yine gece gündüz, tatil falan öyle şeyler yok. Ama hafta sonu çok hareketli geçti bununla beraber. Zaten alışık bu sistemdeki insanlar, siz de dahil. Ama bu hafta içi de tabii belli ki çok hareketli olacak. Yakından bize takip edeceğiz. Başarılar diliyoruz. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. ...9.27 saatlerimiz... ...şimdi iddia bölümündeyiz... ...bugün de karşılaşmalar var elbette... ...Süper Lig'de 9. haftayı saat 20'deki... ...Alanyaspor, Kayserispor ve Hatayspor... ...Gaziantep maçlarıyla kapatacağız... ...birinci ligde İstanbulspor, Tuzlaspor maçı var... ...Premier Lig'de 22'de Arsenal... ...Crystal Palace... ...ki Patrick Vieira bir Arsenal efsanesi diyebiliriz... ...Crystal Palace'ın başında... O da sahaya çıkacak. Onun için de değişik bir deneyim olacaktır. İspanya Liga'da Alaves, Real Betis, Espanyol, Cadiz, İtalya Serie A'da Venezia, Fiorentina günün öne çıkan karşılaşmaları. Evet, ligde Hatay Spor Gaziantep mücadelesi 20'de başlayacak. Hatay Spor geride kalan 8 haftada sadece 6 gol yedi. Diğer tarafta Erol Bulut'un Gaziantep'i 11 gol yese de Erol Bulut'un o rakamın çok yüksek bulduğunun herhalde herkes düşünüyordur Erol Bulut açısından. Erol Bulut biraz daha hani takımının daha iyi savunma yapmasını istiyordur mutlaka, ama Gaziantep'te son 5 haftada 3 kez kazandı, yani sezon başına göre onlar da daha iyi durumdalar. Açıkçası tabii Hatay Spor karşılaşmanın favorisi, ama ben Gaziantep'in iyi kapanarak kontralarla Hatay'ı vurmaya çalışacağını ve yakın gidecek bir mücadele bekliyorum. Bence şartlar 2-3 gol için çok uygun. Arsenal Palace mücadelesinde de iki tarafın gol atmasını bekliyorum. Bu iki karşılaşmayla beraber iddia.com'daki yüksek oranları da arkamıza aldığımızda 3'e yakın bir oran oluyor. 2.98 bir oran oluyor. Bu iki maç benim aklıma yattı. Bugünkü iddia.com'daki tercihler de bu şekilde olsun. Evet, iddiada bu Süper Lig'deki karşılaşmalara normalden daha yüksek oranlarla oynayabilirsiniz. Canlı bahis seçeneği de var. Onu da bazen unutuyoruz hatırlatmayı, ama canlı olarak da yani kadroları evet. Görüp oyun başladıktan sonra da yine karşılaşma içinde maçlara bahis yapabilirsiniz. Barış Ertuğ, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia.
son bölümdeyiz. Süper Lig'deki karşılaşmaları biraz bakmaya başlamıştık. Galatasaray-Konyaspor maçını konuştuk. Mehmet Ünlü maçla ilgili demiş ki Muslera son haftalarda çok riskli pas tercihleri yapıyor. Baskı altındaki arkadaşlarını oynamaya çalışıyor. Bu da hataya sebep oluyor demiş. Yani dünkü maçta da hani Muslera kurtarışlar yaptı kritik ama böyle takım arkadaşlarına bombayı bıraktı. Mesela ilk yarıda Halil'e verdiği bir pas. Abdülkerim Bardakçı onu savunmadan ta rakip yarı sahaya kadar takip etti. Topu kaptı. Çok iyi bir ilk dokunuş yapsa karşı karşıya bırakacak. İkinci yarıda hatırladım. Asunsay verdi yine. Çok riskli bir pas var. Ama bu da kendi bilmiyorum hani bir oyun planı çerçevesinde herhalde yapıyor. Yani geriden pasla çıkmak istiyor Galatasaray. Fatih Terim böyle bir takım yaratmak istiyor. Bu riskleri de anladığım kadarıyla göz alıyorlar. Çünkü sezon başında da çok top kaybederek Galatasaray pozisyon yedi, gol yedi. Taylan'ın kaptırdıkları. Tam risk almak var ama kötü pas tercihi farklı bir şey. Hani Fatih Terim geriden oyun kuralım demiş olabilir Muslera'ya, kabul. Ancak orada hani bir de öyle bir pas atıyor ki Muslera hakikaten oyunculara. O oyuncuların top kaybı ihtimali hani neredeyse o pas giderken %75 oluyor. Çok ekstra bir iş yapması lazım oyuncunun orada top kaybı yapmaması için. Dolayısıyla o biraz oyuncu tercihi oluyor. Hani Muslera illa orada o pası vermek zorunda değil. Hatırlarsan önceki paslarında da opsiyon varken yanlış tercihler kullanmıştı. Bazen çok iyi pres olur. Rakip diğer oyuncuları kapatır. Dolayısıyla orada tek opsiyon olarak sen kullanırsın. O opsiyon daha sonra hata yapar. O bir yerde anlaşılabilir. Hani tek opsiyonu dersin ama Muslera birden fazla opsiyonu varken zaman zaman burada hatalar yaptı. Bilmiyorum neden böyle oluyor Muslera açısından. Gerçi o da yine Güney Amerika'ya gitti geldi. Hani bu sadece bir bahane midir? Bence sadece bahane olamaz. Hani oyuncu Güney Amerika'ya gitti geldi öyle bir pas tercihi verdi demek komik kalıyor. Ama Muslera'nın o konuda biraz tercih sıkıntısı olduğu açık. Dünkü maçta da bir de çift forvet anlayışı ya da Halil'in daha işte 10 numara karakterli evet. oynaması o da bir farklılık oldu. Galatasaray'da aslında beklenen değişikliklerden biriydi. Çünkü normal bir oyunu oturtamadı. Hep arayış içinde Fatih Terim. Bunu da kadroya bakınca düşünen işte Sinan'la konuştuğumuzda Sinan Yılmaz o da benzer bir 11 düşünüyordu. Dün o da gerçekleşti ama hani Kerem ve Morutsan bu sefer çok fazla etkili olamadılar sanki. Halil, Mustafa, Muhammed pozisyonların içindeydi. Ama bu sefer kanatların etkinliği Galatasaray'da çok azaldı. Bilmiyorum bu ilk maçından o kadar da iyi siyer vermedi. Özellikle bir de ikinci yarıda tabii düzen de değişti Halil'i çıkardıktan sonra ama geleceğe daha yine öyle çok iyi bir düzen değişiklik değildi Galatasaray'da. Yani artık birinde herhalde ısrar etmesi lazım Fatih Terim'i sürekli değiştirmekten ziyade gözüken o. Bakalım bununla devam edecek mi? Dün Mustafa Muhammed'i tercih etti 11'de. Ben mesela Cagney'i bekliyordum kesinlikle. Taraftarı maçı sonuna doğru bekledi. Mesela ilk defa herhalde Cagney'e böyle bir tezahürat yapılmıştır. Maçın sonunda da Galatasaray çok etkisiz kaldı tabii. Bir hakkım var. Yedekte Cagney var. Mustafa Muhammed kötü. Onlar da böyle beklentiye girdi. O çok normal ama bilemiyorum. Orada sürekli değişiyor Fatih Terim'in tercihleri. Mustafa Muhammed de dün girdiği pozisyonu attı. O takipçiliği bence önemliydi. Ki faal de yoktu şimdi. O da tekrar önümde faal bekleyenler var ama orada Sukubiş'te kaleci şey için bir anlaşmazlığı var çok net bir şekilde. O fırsatçıkları yapıyor ama tabii oyun içinde hala daha fazla gelişmesi lazım Mustafa Muhammed'in. Evet. Bu arada Konyaspor'un bence gol atamamasındaki temel faktörlerden biri de Serdar Gürler'di. O da her pozisyonda kaleyi düşünüp fazla bencil davranarak bence birçok pozisyonu başlamadan heba etti. Serdar biraz daha doğru seçimler yapsaydı Konyaspor bu oyununu daha net pozisyonlara çevirebilirdi diye düşünüyorum. Evet, Konyaspor'un iki pozisyonunda da onun işi içinde olduğunu görüyoruz. Biri kendi şut, biri de pas verdi. Rahmanoviç'in vuramadı pozisyonu. Ama o pas vermedi Rahmanoviç. O pas değil ya. Şut çekti şut o. Çekti. Rahmanoviç'in ayağına çarptı zaten. Herhangi bir pasın öyle gitmesi mümkün değil. Zaten kale arkası kamerasından izlediğiniz zaman onun pas olmadığını görüyorsunuz. Sadece orada top Rahmanoviç'in ayağına çarptı. Yani o da beklemiyordu. Çok da sert geldi top. Dolayısıyla hani kalenin önünde vuramamış gibi gözüktü. Ama o daha çok Serdar'ın şutunun Rahmanoviç'e çarpmasıydı. Diğer pozisyonda Muslera çok başarılıydı. Çok kritik bir kurtarış yaptı. Ama bunlardan bağımsız olarak birçok pozisyon var ki Serdar daha doğru tercihler yapsa kendi takımı adına daha net pozisyonlara girebilirdi. Çünkü Konyaspor'da bu dominant oyununu maçın büyük bölümündeki dominant oyununu net gol pozisyonuna çevirmekte oldukça zorlandı.
Evet, ama bu anlayışı sergilemeleri Galatasaray deplasmanında maçın başına itibaren sergilediler. Devre arası olduktan sonra da daha da şiddetlenerek bu devam etti. Yani aslında Trabzonspor maçında da çok farklı bir durum yoktu. Bir kişi fazla oynadı evet, ama çok da pozisyona girmişti Konyaspor. Çok iyi paslaşıyorlar, risk alıyorlar. İlk yarıda Galatasaray'ın pozisyonları da genelde Konyaspor'un çıkarken kaptırdığı toplar sonrası evet. geldi. Yani o riski göze almış İlhan Palut belli ki. Hani gol yeseniz de önemli değil, siz bildiğinizi yapın dedi. Ahmet Çalık da hata yaptı. Abdülkerim de yaptı. Ama ikinci yarı o hatalar daha aza indi. Galatasaray daha fazla geriye çekildi. İlk yarı bu kadar geride kabul etmiyordu oyunu. Ama bu oyun anlayışı, bu mantalite bence güzel. Yani Konyaspor evet. gibi bir takımdan Galatasaray deplasmanında böyle paslı bir oyun, böyle bir baskı, Galatasaray'ı çıkartmamak, koca bir ikinci yarı. Hani sen az önce dedin Galatasaray ikinci yarı neredeyse hiç yoktu. Bir tek belki o Babel'in ve oyuncu değişikliğinin olduğu andan bir 5 dakikalık dilim Galatasaray bir şeyler gösterdi. Babel ceza sahasına girdi, şut çekti, savunmadan döndü. Bir o 5 dakikayı sayabilirim. Ama onun haricinde Konyaspor. Ve o Konyaspor'un genel olarak son derece sakin, özgüveni yüksek, pas yapması, hiç bozmaması kendini, heyecanlanmaması, paniğe kapılmaması. Zaman zaman Galatasaray sertlik yaparak, temasla oynayarak bozmaya çalıştı Konya'nın oyununu. Fakat kapamadı Konya'nın ayağından topu. İkili mücadelelerde, ayağı paslarda, topu fazla havaya kaldırmadan çok net seri paslaşmalarla, üçgenler vesaire, Konya'nın bunu kalkıp Galatasaray'ın sahasında Galatasaray'a karşı bu üstünlüğünü ortaya koyarak, futbol üstünlüğünü, toplu oynama becerisini ortaya koyması hiç alışık olduğumuz bir şey değil, ama bu bir gerçek ve Konya'nın çok kendini ne oynadığını bilen ve bu pas oyununu oynayabileceğine kendini inandırmış bir Konyaspor'u sahada görmek güzel bir şey futbol adına. Galatasaray için de o derece bir zafiyet. Galatasaray'la ilgili bir de şunu da belki dile getirmek gerekir. Barış abi zaman zaman söylüyordu bunu, Galatasaray'da oyuncu değişikliklerinin hani takıma etki etmemesi mesela. Daha bile kötü oluyor. İkinci yarının başında bir değişiklik, 60'ta 3 değişiklik birden, ama ikinci yarıda Galatasaray'ın değişen bir oyunu yok. Yani senin söylediğin o 5 dakika bir rüzgar esti, sonra durdu gene. 4 oyuncu değiştiriyor Galatasaray. 4 tane farklı oyuncu girmesine rağmen Galatasaray'ın ikinci yarıdaki oyununda kendi lehine olabilecek, kendi lehine söyleyebileceğimiz bir şey yok. Bu da enteresan. Yani bir türlü o değişiklikler, Fatih Terim'in kafasındaki değişiklikler sezon başından beri bir iki istisna dışında Galatasaray'ın işine yaramadı. Asunsa çok tartışılan bir isim. Çok büyük beklentiler geldi transferin son gün ya da günlerinde. O da Taylan'ın yerine girdi 46'da, ama fizik olarak hani çok zayıf kaldığında o Kayseri Spor maçı diye alınmıyorsa evet. dikkat çekiyordu. Dünkü maçta da Asunsa dayak yiyor. Evet. Kestirmeden söyleyeyim. Bizim ligin fiziki mücadelesi içerisinde, hani bizim ligde evet oyuncular pek iyi niyetli değil, faal almaya çalışıyorlar, ama korokorda bir mücadele var, onu da söylemek lazım. Hele merkez orta sahalar yanıyor adeta. Orada Asun Sağ yani liseli çocuk gibi kalıyor. Aynen, ve Fatih Terim'in 16 dakika böyle oynattı ikinci yarı. Yani çift forveti var, Halil, Mustafa, Muhammed ve orta sahada Taylan çıkıp Asunsa'ya girince orası iyice zayıfladı Galatasaray'da. Evet. Daha sonra 61'de Emre Kılınç girince işte Halil Derviş olduğu yerine merkez üçlendi, çıkıldı. Asunsa, Emre Kılınç oldu, ama yine dramatik yani bir gelişme olmadı. Asunsa fiziğinde bir oyuncunun eğer ikili mücadeleleri kaybedeceği baştan belliyse, o zaman top tekniğinin ve pas kalitesinin çok üst düzey olması lazım ki onun merkez orta sahada o özellikleriyle beraber fark yaratsın. Şimdi top Asunsa'ya geldiği zaman Galatasaray bir çok iyi bir oyun görüşü ya da çok yüksek bir pas kalitesi görüyor mu? Onun fiziksel dezavantajları. Peki Ali, öyle transfer geldi ama peki, daha göremedi. Peki bu transfer nasıl yapılıyor Ali? Valla bilmiyorum. Hani mutlaka bir şey gördü. Hani oyuncu çok kötü bir oyuncu değil, onu söyleyeyim. Ya oyuncu o geldiği takımın kaptanı o genç. Öyle çok kötü bir oyuncu değil. Çok potansiyelli ama olduğu söyleniyor. İşte tekrar söylüyorum. Şimdi bu fiziki mücadelede ezildiği noktada bu kez mutlaka farklı bir şey göstermen lazım. Çok yüksek bir pas kalitesi, çok yüksek bir oyun görüşü göstermen lazım ki topu ayağına geldiği anda rakip seni fizik olarak ezemeden topu ayağından çıkar, oyunu rahatlat. Değil mi? O farkı yarat. Şimdi
top ayağına geldiği zaman bunları gösteremiyorsan zaten top ayağına geldiği noktada sen düşünene kadar yapacağını topu ayağından alıyorlar. Bir omuzla alınabiliyor top ayağından Asun Sağ'ın. Yani o oyununu mutlak surette hani genç bir oyuncu nereye doğru evrilmesi lazım? O da bence çok hani çözülmesi zor bir şey değil Asun Sağ'ın fiziğindeki bir oyuncu. Çünkü bundan sonra kalkıp da 10 kilo almayacak bir oyuncu. 10 santim de uzamayacağına göre top ayağına geldiği noktada pas kalitesinin, pas hızının, oyun görüşünün çok değişmesi lazım ki o istenilen seviyeye gelsin. Yoksa işi zor. Şimdi şu var yani genç oyuncu ve potansiyeli var diye şey yapılıyor, söyleniyor. Bu çok önemli bir denge. Yani Galatasaray 3 sene sonrasını 4 sene sonra takımıyla bugün oynayamaz. Bunun içine ufak dokunuşlar yapar, oyuncularını da geliştirir ama takımın da şampiyonla oynayan bir takım görüntüsü vermesi lazım. Galatasaray bugün hiçbir açıdan, modern futbolun hiçbir açısı, hiçbir değerlendirmesi içerisinde Galatasaray şampiyonluk adayı olarak göremez. Sağdaki oyuncu kalitesi olarak da açık söyleyeyim. Kaliteli bir takım, evet potansiyeli yüksek oyuncular var ama bugün olgunluğu, futbol şeyinin potansiyelinin olgunluğunu içerisine girmiş oyuncu sayısı az Galatasaray'da. Hepsinin potansiyeli çok. Hepsi çok iyi olacak ama hepsi birden oynuyor ve hepsi ileride çok iyi olacak. Peki bugün kim şampiyon olacak? Ya bugün kim şampiyon olacak? Bunların hepsi ileride çok iyi oyuncular olacak ve potansiyeli var ve hepsi birden oynuyorsa. Bu takımın dengesini yani olgun oyuncuyla, yeteneğiyle, bilmem nesiyle, acemiliğiyle, potansiyeliyle hepsinin bir uyum içerisinde harmanlanması gerekiyor eğer Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaksa. Bu konularda çok geri ve Asun Sağ konusunda da yani bu oyuncu güçlenemez, ayakta kalamaz demek de değil. Yani bu şu oyuncu demek ki böyle artık zayıf, çelimsiz bir oyuncu ama oynadığı pozisyon itibariyle de darbeye maruz kalacağı bir yerde oynadığı için de çabuk ayağından çıkarması lazım. Bu çok şey değil. Yani bu şeyi hatırlatıyor bana. Chelsea'deki söyle orta sahada şimdi adını unuttum. Kante'yi. Ama Kante farklı. N'Golo Kante de bak ben söyleyeyim mi? Kante ilk şeye gidiyor. Arsenal'e Arsene Wenger'e götürüyorlar Kante'yi. Arsene Wenger en büyük şeyimden biridir diye açıkladı bunu. En büyük yanılgılarımdan biridir diye açıkladı. Şöyle bir göz ucuyla bakmış. Çok çelimsiz. Bu demiş bu ayakta bile duramaz. Premier Lig'de oynayamaz bu demiş Kante için. Ama o zaman öyleydi diyor. Ve ben de diyor çok da üzerinde durmadım. En büyük şeyim bir odur diyor. Yani birkaç tane öyle vardır herkesin hayatında o kararları. Pişmanlığım en büyük pişmanlıklarından biri Kante kararımdır diyor. Beğenmedim Kante'yi diyor. Çelimsiz tutunamaz dedim diyor. O evet. Kante bugün diyor Chelsea'de o zaman işte hem çarşalı dönemindeki Kante hala aynı Kante. O işte görüyorsun değil mi? Fizik gücünü de yani o ufacık adam. Ama 6 tane ciğeri var deniyor Kante. 6 tane ciğeri var deniyor. Yani şimdi dolayısıyla bir Kante çıkmaz belki şeyden Asun Sağ'dan ama o yönde de evrilebilir. Dinamizmiyle koşarak şey yaparak hem çabuk oynayarak çünkü teknik özelliği de olduğu söyleniyor. Hem de fiziğini de evet yani kalkıp Cristiano Ronaldo olmayacak eğer kastettiğin oysa. Asun Sağ'da hani o merkez orta sahada Kante ısıran bir oyuncu değil mi? Evet, işte onun da o hale Asun Sağ'ın evrilmesi de olabilecek bir şey. Çünkü ne engelliyor Asun Sağ'ı? Bence öyle değil. Ne engelliyor Asun Sağ'ı? Hayır Asun Sağ fizik olarak profili engelliyor. Yetersiz. Hayır fizik olarak oyuncu yetersiz. Oyuncu profili engelliyor. Bence fizik olarak yetersiz. Yani o yaşı müsait buna evrilebilir. Yani o şeyini kabuğunu kırabilir. Fizik olarak yetersiz bir kere. Yani bence mesela Asun Çelimsiz. Sağ'a daha yakın örnek Seri. Galatasaray'daki Seri var ya. Evet. Seri daha yakın. Çünkü yani. Seri de fizik olarak çok kuvvetli bir oyuncu değil. Asun Sağ'dan daha kuvvetli ama çok ama teknik. Seri işte mesela Asun Sağ'ın gelişmesi gereken taraf i̇şte Kante artık, tarafı değil bence artık, Seri onu tarafı. Onu artık tabii bizim burada oturduğumuz yerden Asun Sağ'ı izlediğimiz kadarıyla da çok onun yönünü tayin etmemiz, o potansiyelin nereye doğru evrilmesi ve onun daha hayırlı olacağı kendileri için onu tabii bizim için çok az veri var ve radyo stüdyosundan bunları söylemek çok kolay değil. Onun antrenörleri, kendisi nasıl hissediyor, antrenman performansı, onun şeyleri, zayıf yönleri, güçlü yönleri, potansiyeli ne yönde gelişiyor? Çünkü fonksiyonel antrenman diye bir şey var. Bireysel antrenman diye bir şey var. Onun kendi antrenman programı var. Fitness antrenmanı var. Toplu antrenmanı var. Bir sürü şey var. Takım içerisinde ve bireysel çalışma metodolojisi içerisinde yöntemler var. Antrenörleri, hocası, kendi özel şeyi, antrenörü varsa, şeyi varsa onlar. Bunları belirlemesi lazım. Ama daha bu kararlar verilmiş değil. Ortada bir oyuncu var. Kesinlikle hazır değil. Galatasaray takımının yarısına yakını şu anda bence Galatasaray takımında oynayamaz. Bu gerçekle yüzleşmediği sürece Fatih Terim de sadece ileriye dönük vaat veren siyasetçi gibi gözüküyor bana.
Bu arada şunu da ekleyeyim hani kapatmadan. Asunsa bir de aslında kiralık olan bir oyuncu. Yani aslında bu sezon verim vermesi, performans vermesi beklenen bir oyuncu. Hadi hani aldık bir sezon da değil yani. Hani Çıkıldağ yatırım, yani son yatırım diye düşünebilirsin. Ama bu oyuncu hani kiralık getiriyorsan anında zaten hani gelişmesini bekleyeceksen zaten bir anlamı yok kiralık olarak. Kiralık getirdiğin oyuncudan hemen verim alman lazım. Bir senelik geleceğin oyuncusunu ne yapacaksın kiralayıp? Diğerlerine öyle bakabilirsin. Başkasının o zaman şeyini yapıyorsun sen burada. Böyle bir oyuncu kiralayıp oynatırsan sen geliştirici takım oldun. Sen o zaman Galatasaray takımı mısın? Sen şampiyon oynayan Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri misin? Yoksa başka bir ülkenin başka kulüplerinin oyuncularını verip de parlatacağı bir şey misin? Ben İstasyon takım mısın? Ben çok karşı değilim. Yani. Eğer öyle 4 tane oyuncun yoksa çok büyük problem. Ama bir tane olabilir. Şu Talişka'yı mesela örnek veriyor ama en azından performans veriyordu mesela. Hani kiralık. Tamam, o ikisi zaten farklı mesela. İkisi farklı kiralıklar Sunsu'yla. Abi kiraladığın adamdan oynat. Şimdi adam kiralık senin değil. Ve bonservisi değerleniyorsa da sana değerlenmiyor. Sahibine değerleniyor. Tamam, ama sen faydasına faydalanman sen, lazım. Sen o oynattığın süre içerisinde net verim alman lazım. Ama biz burada ne tartışıyoruz? Asunsao'nun nereye evrilirse nasıl olacağını tartışıyoruz. O Galatasaray'ın konusu değil ki. Galatasaray satın alırsa ancak Galatasaray'ın konusu olacak. Şu anda oynattığınızda ben sana diyorum ki bu ligde top oynayacak oyuncu değil birçok oyuncu burada. Yani bir de özellikle Galatasaray gibi hedefi olan büyük takım forması, şampiyonluk dışındaki performansı, başarısı sen bir kulüpte. Şu anda Galatasaray'ı çok acemileştirdiler. Potansiyel var bak, çok yetenekli oyuncu var, bir lafım yok. Ama bu seneki Galatasaray'ı konuşuyoruz biz. 5 sene sonraki Galatasaray'ı konuşmuyoruz. Bu oyuncunun çoğu olmayacak bile kiralık olduğu için. Hani Morutsan dediğin gibi senin. Hani Morutsan bence iyi bir oyuncu. Şu anda da verim veriyor belli ölçüde. Yeterli değil çünkü yeterli olması sebebi de sadece Morutsan değil. Takımı da çünkü çok ciddi bir istikrarsızlığı, devamsızlığı var. Maçtan maça, maçın içinde şeyi var. Dolayısıyla Morutsan da çok hazır bir takıma gelmiş olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü Morutsan hemen şimdi verim vermeye müsait de bir şeyde. Hareketlik içerisinde. Mesela Asunsa'da o ışık yok. Morutsan'da var. Ben bu Morutsan'a diyorum mesela bunu iyi almışlar diyorum. O kadar para vermişler falan boşuna vermemişler diyorum. Asunsa transferini daha ben anlamıyorum. Kiralık olmasına gelmeden de anlamıyorum. Bu oyuncuda ne buldunuz ki ne gördünüz ki aldınız acaba diye. Çok var Galatasaray'da veya Türkiye'de herhangi bir takıma gittiğiniz zaman böyle oyuncu. Çok var. Bunları transfer etmeye ne gerek var hele yabancı oyuncu olarak. Hele kiralık olarak. Evet, bitirdik. Bugünlük programın sonuna geldik. Beşiktaş-Başakşehir maçını konuşamadık ama yarın Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşması var. Onunla birlikte hem Başakşehir maçına biraz bakarız hem Sportik maçında nasıl bir Beşiktaş olacak, hangi kadro sahaya çıkacak, Sergen Yalçın'ın tercihleri neler olacak onlara biraz değerlendiririz, bakarız ve programı da öyle noktalarız diye düşünüyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.